İyi akşamlar sevgili seyirciler. Özgür İfade'ye hoş geldiniz. Mustafa Erdoğan, Hayko Bağdat birlikteyiz ve çok önemli bir konuğumuz var. Sevgili Taha Akyol. E, Taha Akyol biliyorsunuz aynı zamanda tabii çok değerli bir gazeteci ama İslam. çok değerli bir e, yazar. Kitabı çıktı, epey oldu. Birinci baskıyı tamamladı, ikinci evet. baskıya geçiyoruz. Türkiye'nin hukuk serüveni. Başka değerli kitapları da var Taha Akçın'ın fakat özellikle e, bu kitaba çok ihtiyacımız var bugünlerde Türkiye'de olun, bugün de ağırlıklı olarak hukuk konularını e, konuşacağız. <laughs> e, mesela işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde oylama yapıldı. E, bu arada bir sürü davalardan tutuklamalar devam ediyor. Hidayet Karaca hala cezaevinde unutmayalım. Yani bu da çok önemli bir konu e, Samanyolu e, televizyonu ya Samanyolu grubu başkanı. E, Hrant Dink davasından tutuklamalar var. TÜBİTAK ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı dolayısıyla tutuklamalar var. E, şey Ali, İhsan, Ali İsmail, İsmail. Korkmaz'ın hakkında alt mahkeme karar verdi polisler hakkında ama annesi özellikle ve tabii yakınları ve vatandaşların pek çoğu buna tepki gösterdi. Yani bu cezayı çok az gördüler. Cumhurbaşkanının toplantısı oldu 19 Ocak'ta. yakın gazeteler Cumhurbaşkanına işte başkanlık sistemi ...geliyor gibi manşetler atlar, bütün bunları konuşacağız. Yalnız bu kitabın ben önce önemini bir sevgili Taha Akyol'dan öğrenmek istiyorum. Çünkü keyfi kararlar, mesela Muaviye döneminden almış, ta eski dönemlerden parça parça getirerek... ...bugünlere kadar taşıyorsunuz Türk hukuk sistemini ve mesela bence hukukla sınırlanmayan bir iktidarın... Keyfiliğe nasıl dönüştüğünü asıl bu kitapta anlatmaya çalışıyorsun evet, tabi, o. Evet, bazı müzzeti, örneklerle. Evet. Mesela bu Muaviye döneminden Cevdet Paşa'nın kısası Enbiyası'ndan örnekle evet. veriyorsunuz. Mesela oradan bir giriş yapalım. Mesela Cevdet Paşa, önce Cevdet Paşa'yı belirteyim. Mecelle yazarı, tanzimat reformlarının hukuk ve eğitim sahasındaki mimarı çok değerli bir devlet adamı hatta İlber Ortaylı'ya göre 19. yüzyıldaki en büyük devlet adamımız bizim Cevdet Paşa'dır. Aynı zamanda da e, alimdir kendisi. Hı hı. Cevdet Paşa e, Muaviye'yi anlatırken onun müstebit yönlerini giderek hilafetin e, başlangıcındaki e, seçimli daha serbest e, ortamdan daha müstebit e, sultanat tarzına geçişini anlatırken diyor ki e, Şam'da diyor kuvvetli fukaha yani hukukçular yoktu olanlar da ağzını açmaya korkarlardı diye anlatıyor. İzahın <laughs> devamında da işte onu sınırlayacak başka böyle hukuki, sosyal, politik güçler olmadığı için Muaviye'nin istibdat idaresinin kurucusu olduğunu ve Müslümanların içine sinmediği halde Yezid'i veliaht tayin ettiğini anlatıyor. Yezid'in nasıl veliaht tayin edildiğine, yani saltanatı geçilerek benden sonra yeni halife seçilmeyecek, oğlum devlet başkanı olacak. Onu anlatırken de böyle çok enteresan örnekler veriyor. Tabii Muaviye ne kadar istibdat idaresi kurarsa kursun, ordu komutanlarını, kabile reislerini, nüfuzlu şahısları ikna etmesi lazım. Çünkü isyan çıkabilir. Devlet daha yeni kurulmuş, her şey oturmuş değil. E, muaviye'nin nasıl istişare yaptığını anlatıyor. Önce kendisine mutlak itaat edenleri çağırıyor. Diyor ki ben böyle böyle istişare yapacağım. Siz bu istişarede şu şekilde konuşacaksınız. Bunu Vecde Akyüz'ün Hilafetin Saltanatı Dönüşmesi adlı kitabında da daha ayrıntılı olarak okumak mümkün. E, tereddütlü olanlara önceden haber gönderiyor. Onlara büyük nimetler vaat ediyor. E, direnecek gibi olanları tehdit ediyor istişare meclisini topladığında da hepsi bunların evet diyorlar tabii. Bir kısmı zaten biat ettikleri için, bir kısmı korktuklar için, bir kısmı nimete ulaştıkları ulaştıklar için. işte herkes peki deyince de dışarı çıkıyor diyor ki işte ümmetin gelenleri içeride serbestçe istişare ettik. Hepsi kabul ettiler. artık Yezid veliahtır. Bu tür örnekler Cevdet Paşa okumak lazım. Evet. Şimdi ben Cevdet Paşa'dan ziyade burada zaten gösteriyorsunuz Türkiye'nin hukuk serüveni Taha evet. Akyol. E, gerçekten günümüze ilişkin çok güzel örnekler var. Bu istişare örneğine çok bayıldım. Yani kimisini tehdit ediyor, kimisini nimetler veriyor, nimetlendiriyor. Evet. E, zaten bir de yandaşları var herhalde. Onları ikna etmek Hatta şöyle kolay bir örnek var. Mekke ve Medine'de peygamberin geleneği daha güçlü olduğu için oradakilerin bunu kabul etmeme ihtimali çok kuvvetli. Bilhassa Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve Zübeyir'in oğlu Abdullah oranın böyle lideri önde gelen aynı zamanda da fıkıh alimleri bunlar. Onların kabul etmeyeceği ihtimali kuvvetli. Muaviye bizzat kalkıyor Medine'ye gidiyor. Nerede bunlar? Mekke'ye gitti. Arkası, onların arkasında Mekke'ye gidiyor. Bir çadırda bunlarla konuşuyor. Diyor ki ben diyor Yezid'i e halef tayin edeceğim. Veliaht olarak tayin edeceğim. Onlar bunun olmayacağını ve işte Hz. Ebu falan farklı usulde seçildiklerini, peygamberin sünnetinin bu olmadığını anlatıyorlar falan. Ee, Muaviye'nin yanındaki muhafızlardan birisi kılıcını gösteriyor dışarıda Muaviye tembih ettiği için. Diyor ki ya susarsınız veyahut da bu kılıç sizi susturur diyor dışarı çıkıyor. Dışarıdaki insanlar işte içeride e, Ömer'in oğlu Abdullah'la ve Zeyd'in oğlu e, Abdullah'la e, görüştük. E, onlar da e, gezdi kabul ettiler diyor. Dışarıdaki saf ahali de işte büyüklerimiz kabul ettiyse ne yapalım peki diye demek zorunda kalıyor. Yani, bu tür örnekler çok. çok bu tür örnekler çok. Başka örnekler Paşa bütün bunları kısası Enbiya'da tarihi olay olarak anlatıyor. Tezakir adlı Tanzimat dönemindeki hatıralarını yazdığı kitabında da bir devlet hukukla bağlı olmazsa böyle şeyler olur. Onun için devletin hukukla bağlı olması lazım diyor ve devleti muntazama tabirini kullanıyor. Bu düzenli devlet demek. Devleti muntazama, düzenli devlet olması için devletin hukuka uyması lazım. Cevdet Paşa'nın temel tezi bu. Çok teşekkür ediyoruz ama bu böyle e, kitapta kalmış, tarihte kalmış bir mesele değil. Günümüzde de Hukukun eksikliğini hissediyoruz. Aslında e, her şey bence hukukun üstünlüğünü kabul eden bir ülkede çok daha e, muntazam gelişebilir. Müsaade ederseniz buradan aktüel bir konuya geçelim. İşte mesela Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soruşturma komisyonu kuruldu ve bu komisyon bir rapor hazırladı. O raporda Türkiye Büyük Millet Meclisinde oylandı. Herhalde herhalde daha önce bir istişare yapılmış olacak ki farklı bir eğilim vardı. Böyle iddialar vardı. Fakat az da olsa, çok da olsa netice itibariyle Soruşturma Komisyonu'nun raporu kabul edildi ve Yüce Divan'a gönderilmelerinin önü kesildi bu sorumlu bakanların. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir de şöyle iddialar var. yani işte fire, bu firelerin devamı gelir gibi laflar da var. Yani bir siyasi yansımaları da var. Bir de ahlaki bir duruş olarak da hani aklandı, aklanmadı. Sayın Erdoğan da diyor mahkeme akladı zaten diyor ne gerek var <laughs> Yüce Divan'a gönderme. İşte Egemen Bağış'ın sözleri var. Ben diyor bu anayasa mahkemesine güvenmiyorum diyor. Yoksa er geç gideceğiz ama daha sonra gidelim anlamına gelen sözler sarf etmiş böyle iddia ediliyor. Genel bir değerlendirme almak istiyorum sizden. Nazan bu söylediklerinizde birçok unsur var. Bunlardan birisi komisyonun çalışması. Komisyon üyelerinde Yüce Divan eğiliminin olduğunu komisyon üyeleriyle yakından görüşen gazeteciler çok yazılar çizdiler bunu. O vakit eksip de gelmedi. Fakat sonradan komisyon üyelerinin kanaati değişti. İkincisi AK Parti milletvekillerinin de başlangıçta Yüze divana gitsinler orada aklansın eğiliminde oldukları biliniyordu. Hatta bu eğilim parti grubunda hakim olduğu için komisyonun karar vermesi birkaç tane dilekçe verdirtilerek komisyonun karar vermesi ertelendi. O ertelenme döneminde de ikna edildiler şeklinde medyada çıkan haberler var. Sayın Bülent Arınç meselenin iki yönü olduğunu söylemişti doğru olarak. Bir siyasi yönü, iki ahlaki, vicdani ve hukuki yönü siyasi, ahlaki, vicdani, hukuki yönü ağır bassaydı, o açıdan görünseydi, madem ortada böyle bir şüphe sebebi var, kesinlikle yolsuzluk yaptılar bunlar hırsız diyemeyiz, şüphe sebebi var, bunun yargılanma yeri Yüce Divan'dır deyip Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi lazım. İkincisi siyasi, partinin çıkarları. Bu tarafı ağır bastı, bu tarafta ikna edildi. Bugün bu meselelerden olduğunca kendisini uzak tutmaya çalışan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ki muhakkak çok dürüst bir insandır. Parti içinde oluşan kanaat diye ifade etti. Parti çıkar ağır bastı ve Yüce Divan yolu kapatıldı. Halbuki aynı parti tamamen Atatürkçü kadrolara sahip olan Anayasa Mahkemesi'ne ilk iktidara geldiğinde kendisi Mesut Yılmaz'ı göndermeyi, Hüsamettin Özkan'ı göndermeyi, Koray Aydın'ı göndermeyi, Cumhur Ersümer'i göndermeyi mahkemeye güvenilir mi güvenilmez mi bu mahkemenin niteliği evet. nedir falan diye hiç düşünmeden göndermişti. İkincisi Anayasa Mahkemesi'ne güvensizlik ifade etmek tamamen siyasi bir tavır. <laughs> Eğer bu Anayasa Mahkemesi'ne de güvenilmeyecekse Kim nerede nereye güvenilecek artık insaf demek lazım. Eee Cumhurbaşkanlığı Başbakanlığı döneminde Sayın Tayyip Erdoğan'ın tarihini de hatırlıyorum. Mayıs pardon Nisan 2013'te bu Anayasa Mahkemesi ile iftihar ediyorum. Artık Türkiye'de darbelere alet olan milli iradeyi itip kakan bir Anayasa Mahkemesi değil, milli iradeyi, hukuku, adaleti, özgürlüğü savunan bir Anayasa Mahkemesi var diye beyanı var. Bir senede ne değişti? Bir senede şu değişti. Hı hı. Sayın Tayyip Erdoğan'ın atadığı bir üye, iki üye göreve başladı. Tek değişiklik bu. Yani AK Partililerin daha fazla güvenmesini sağlayan bir değişiklik oldu. Buna da güvenmemek ki artık siyasi. O da siyasi. Evet. Sizin değerlendirmenize burada kazançlı mı çıktı sizce AK Parti? Yani göndermeyerek hakikaten siyaseten kazançlı çıktıklarını kendileri düşünüyorlar. Ee, veya ben... bir etki yapıldı mı bu milletvekilleri? Çünkü mesela Davutoğlu'nun yorumu başka. Davutoğlu diyor ki işte farklı farklı oylar çıktığına göre demek ki biz vicdanları doğrusuna oy verme imkanını bıraktık kendilerini ama bazı milletvekilleri de eee fitnedir, fesattır, işte haindir, hainliktir dediklerine göre e, daha önceden bir telkin olmuş olacak ki hani bu şekilde bu istikamette oy kullanmayanları hainlikle suçlayabiliyorlar. Yani besbelli ki bu tabi e, tahlili çerçevesinde ona bağlı olarak söylersek yani siyasi milahazaların ağır bastığı bir karar şeklinde ortaya çıktı. Tabi bu siyasi mülahazaları kim belirliyor? Bu gerçekten siyasi parti içerisinde demokratik kurullarla belirlenen eee mülahazalar mıdır yoksa başka şekilde e, o şekil e, o yönde kanaatin belirlenmesini zorlayan başka faktörler var. Mı? Bunu tam şahsen ben bilemem ama gördüğüm kadarıyla milletvekilleri e, belki kendi gelecekleriyle de ilgili olarak İlle de milletvekili tekrar yeni seçimli milletvekili olmak meselesi de değil tabii bu. Yani Ana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan düşmesi ihtimali <laughs> e, tabi tabii Yüce Divan'a sevk edilmesiyle kendine gerçekleşecek bir şey değil şüphesiz ama yani öyle bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nde gerileme ihtimali ortaya çıkması zamanla bütün partinin çevresini olumsuz yönde etkileyebilecek bir gelişmedir. Yani milletvekili olmasanız bile başka türden avantajlardan yaralama şansınız ortadan kalkabilecektir. Dolayısıyla partinin devamını çok önemseyen bir perspektifin burada hakim olduğu kesin. Ama ben tabii bunun partinin yararın gerçekten yararın olduğundan da o kadar emin değilim. Çünkü bu sanki partinin yararını olmaktan ziyade belli bir iradenin öyle Arzu etmesiyle daha yakından ilişkili gibi geliyor bana. Çünkü hiçbir parti e, kendi bakanlarının bir kısmının bu şekilde şayba altında kalmasını ve bunun toplumun hani vicdanında bir yara olarak kalmasını e, normal karşılaması mümkün değil. Yani kısa vadede belki hani bu iş atlattık bunu diye düşünülebilir ama orta ve uzun vadede bunun partinin imajında menfi bir etki yaratacağını düşünüyorum ben. Çünkü zaten partinin adında, hani kısaltmasında AK Parti e, ismi var, dolayısıyla bu AK olma imajı, sadece bu imaj meselesi de değil tabii, baştan beri Adalet Kalkınma Partisi'nin kuruluş e, programında, e, tüzüğünde filan var olan vaatlere de aykırı bir durumla karşı karşıyayız. E, yani aslında rasyonel olarak tahlil edilmesi o kadar kolay bir durumda değil. Yani bu siyasi münazalar dar anlamda belki parti çıkarları kısa vadeli bakış açısından parti çıkarlarını gözetmesi anlamında bir rasyonelitesi var belki ama dediğim gibi normal demokratik bir sistemin işleyişi açık, şeffaf bir toplum yönetim anlayışını ciddiye alan bir perspektif açısından bir rasyonelite bunda görmek bana makul gelmiyor. Öte yandan zaten bu işin bitmesi de bu iş bitmiş de değil böyle yapmakla. Hani sözünü ettiğiniz bakanın söylediği, eski bakanın söylediği yani daha sonraki bir dönemde anayasa mahkemesine. Olabilir mi? Bu falan. tekrar gidebilir mi? böyle? Tabii gidebilir. Nasıl yani. gidebilir? Dosya kapanmış olmuyor mu? Soruşturma komisyonu buna yani e yani eğer e şey bulursun. süresi içerisinde yeni delil mi lazım yani. bu kadar delilin yanı sıra? Yani şey nasıl? E içerisinde yani bu bir yargısal karar değil bir defa. Yani henüz yargısal karar verilmiş değil. Yani Yüce Divan'dan eğer beraat etme durumu söz konusu olsaydı kesinleşmiş olurdu. Yapacak bir şey yoktu. Ama yarım kalmış bir süreçtir. Bu sürecin yeniden işletilmesi mümkündür. Dediğiniz gibi yeni deliller ortaya çıkması her an mümkündür. Yani işte dengeler değiştiği zaman, şartlar değiştiği zaman. Nasıl de çok ki Mesut Yılmaz öyle. daha sonra... İktidar döneminde gönderilmiştir. Bu Bunun içinde de bu yol açıktır. Bunun olmayacağı diye bir şey yani söz konusu değil. Komisyon, komisyon üyesi muhalif vekillerin iddiaları odur ki kimi delillerin toplanması da mümkün olmamış komisyon çalışmaları sırasında. Evet o yani türden iddialar tamamen da var. Yani ulaşılmasının da çok bilerek, mümkün olmayan bir çalışma yöntemi. Bilerek yöntem. göz ardı edilen, dinlenilmeyen, <laughs> dikkat nazara alınmayan deliller veyahut da potansiyel delillerden de söz ediliyor. Dolayısıyla yani bu aslında bitmiş olmaz. Kaldı ki hukuken bitmiş olduğunu varsaysak bile dediğim gibi toplum vicdanında bu meselenin bittiğine hükmetmek mümkün görünmüyor. O zaman er geç, yeni baştan bir dönem geldiğinde, yani mecliste çoğunluğu kaybettiği takdirde AK Parti bunu böyle Yani dengeler böyle değiştiğinde e, bu süreç yeniden başlar diye düşünüyorum. Ben. Bu süreç yeniden başlar. Yani e, beraat edene kadar aslında bu takip edecek gibi görünüyor. Sen ne diyorsun? Evet, ben de her şeyden önce kitabınızı tebrik edeyim. Teşekkür ederim. Evet, kitabı tekrar gösterelim, hatırlatalım. E, Türkiye'nin hukuk serüveni. Şöyle güzel gösteriyorum. Evet, ben de Nazlı tamam. Hanım'a teşekkür edeyim. Bu teşekkür yapmışken Hayko Bey izin verirseniz ona daha büyük bir teşekkürümü sunmak isterim. <laughs> ben Tercüman Gazetesi'nin genel yayın müdürü olmamda, cezaevinden, mehpe davasında cezaevinde çıkmadan sonra Nazlı Hanım'ın çok büyük katkısı tamam. olduğu. Eğer Nazlı Hanım o zaman benim Tercüman genel yayın müdürü olmama bu katkıyı vermeseydi ben Yozgat'a şimdi avukatlık yapıyor olacaktım yo estağfurullah. Bu, bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. İkincisi bir faktör daha var. Ben Tercüman Gazetesi'nin genel yayın müdürüyken Nazlan Hanım'la çok kavga ederdik biz. <laughs> kağıt sıkıntılı, mali kriz var. İşte bir fon bulunduğunda hangi gazetenin reklam için kullanılacak? Yahut kağıt hangi gazetenin ilavesi için kullanılacak? Çok kavga ederdik. Hem de personel içinde. Akşam eve gittiğinde Nazlan Hanım, Kemal Bey, e, onu da rahmetle e, anıyorum. Kemal Bey e dedi ki biz bugün tahminen çok kavga ettik ama taha bu kavgayı benden tercüman gazetesinin yararı için yaptı çok iyi bir genel yayın müdürü sana başka türlü anlatırlarsa inanmadır yani bu çok bir ahlaklı duruştur. Rica ee, onu da böylece ifade etmiş. 1986 yılında değil mi siz genel 1986 86 sonunda 87'de başladım esas. Evet. Çok ama ne kadar değerli bir gazeteci, değerli bir yazar Sağ kazanmış olduk. Toplumun bir fikir adamı, toplumu, yani. bir fikir adamı. Evet, evet. Her zaman dostuyla iftihar ettiğim ben de, bir meslektaşım. Dost, evet. E, e, ben... Bu kadar. Evet. <laughs> Dünkü bir programda da e, MHP Genel Başkan Yardımcısı Turul Türkeş'le e, beraber program yapma durumunda olduk. Ve e, bu meseleler karşısında yan yana, yani aynı fikirde kaldık. Sizin de siyasi geçmişinize baktığımızda bugün büyük bir ihtimalle aynı fikirde olacağız. Oysa ben bir solcu olarak nerelere düştüm? <laughs> ya biz nerelere düştük? Ya da siz nerelere düştünüz? <laughs> Latifisi bir yana. Şimdi e, konumuza dönersek, ben aslında AK Parti'de olmayı çok eğlenceli bir iş olarak görmeye başladım. Ve e, fena fikir değil gibi geliyor. Hepinize de tavsiye ederim. Çünkü <laughs> e, ee, şöyle bir avantajı var. Bir takım insanlar hapise giriyorlar. Çok seviniyorsun AK Partili olduğun için. Aynı adamlar aynı davadan tahliye oluyorlar. Yine çok seviniyorsun konjonktür değiştiği için. Evet. Bu er bir takım o, davalar ve var. O davaları meydanlarda kendini oy devşirecek şekilde bağıra çağır anlatıyorsun. Çok mutlusun. Sonra aynı davalar işte yüce ordumuza hain kumpaslar oluyor. Bir şeyler oluyor. Şimdi bir cumhurbaşkanımız var aslında AK Parti yönünü hiçbir zaman kaybetmemiş ve siyaseten de e, siyasi söyleme devam eden bir Cumhurbaşkanımız var Sayın Erdoğan. Meydanlarda kendi yönettiği devletin kurumlarına girdiği için zafer çalıkları atıyor. Oraya da girdik, TÜBİTAK'a da girdik, işte şuraya da girdik, savcılara da edeceğiz, polise de girdik. Ve bütün bu önümüze çıkan yolsuzluk meselesinde gerçekten çok vahim iddialar var. Masumiyet kaynısı olmasına rağmen bu toplumun muhafazakarı sadece solcusu fark etmez. Ya o ayıp yani bu kadar olmaz diyeceğimiz kadar bir hissiyat var içimizde. Biz Türkiye'liler biliriz az çok o duyguları. Yani çok hoş değil o saatler, o kutular bilmem neler. Yani biz siyasi tecrübede muhakkak, var. Muhakkak. Yani bir bakılması lazım buna. Fakat şöyle söylüyorlar biz polise güvenmiyoruz şu anda. Savcıya da güvenmiyoruz. Hakime hiç güvenmiyoruz. Yargıtay'ın daireleri var. onlarda da şey olmaz. Anayasa Mahkemesi'ne de güvenmiyoruz ve bu dört tane bakının Türkiye'de yargılanacak herhangi bir mecrası olmadığını anlatıyorlar bize. E 12 yıllık iktidarınızın eseri olarak peki bu nedir? Peki sen bu güvenmediğin yargılara aslında şunu demek istemiyor musun? Henüz biz oraya kendi istediğimiz adamları atayamadık. Anlamına gelmiyor mu bu biraz da? Çünkü onun başındakilere güvenmiyoruz. Oraya sizin birilerini atamanız lazım. Peki sizinle manevi veya siyasi bir empati kurmayan insanlar bu gelenlere nasıl güvenecek? Mesela o gelen hakim tık diye soruşturmaya gerek yoktur kararını veriyor. Aynı dosya içerisinde, aynı ayakkabı kutuları içerisinde biz bunun objektif olduğuna nasıl güveneceğiz? Biz devlete güvenmiyoruz dersek ne olacak? Hainiz. Şimdi devlete güvenilmez mi? Devletin işte mesela çarşı darbe davasından yargılanırken o hakimlere güvenmemiz gerekiyor. Gezi davasından çocuklar, cinayete uğramış çocuklar, birazdan konuşacağız Ar İsmail davasında. E, bu çocukların e, katledilmesinin vahşetinin üzerinden bir sürü insan büyük bir infiyar halindeyken o kararlara da güveneceğiz. Ranting davasına güveneceğiz. Roboski'nin e, örtbas edilmesine güveneceğiz. E, sayalım işte bir sürü e, KCK davaları, öbür davalar, bu davalar derken. Fakat bu meselede e, AK Parti'nin sözüne teslim olmalıyız. Çünkü bir darbe ihtimali var. İkincisi çok uyu aldık. Bu iki Esas önemlisi Türkiye bir devrim yaşıyor. Devrimde olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Özellikle liberal bir takım entelektüel yazarların hepimizi şaşırtacak söyledikleri bir başka gidişat var. 10 sene sonra en de sonunda daha iyi olacak bu memleket. Öyleyse. Bunlar trafik kazası. Dolayısıyla neresinden tutacağımızı bilmiyorum. Çünkü evrensel normlar, hukuki normlar, bırakın dünyayı Avrupa Birliği'ni falan. Bizim Türkiye'nin şimdiye kadar geliştirdiğimiz bir takım meziyetlerimiz, bir hukuki aşama geldiğimiz en son yere baktığımızda Şeyi yok, karşılığı yok. Yani eleştirmeye nereden başlayacağımızı bilemediğimiz kadar garip bir durumla karşı karşıyayız. Ben bir öz eleştiri yapayım. Bu kadar çok AK Partili'nin şey yapacağını, file vereceğini tahmin etmemiştik. Burada tartışmıştık, şey diye konuşmuştuk. Beklenmiyordu bu kadar. Yani şey. bu insanlar vekilliği bitse bile kendi kentlerine dönecekler ve o dünya içerisinde, muhafazakar cenahı içerisinde mesleklerine devam edecekler. E, hain ilan edilmeyi göze alamazlar oralarda da demiştik. Bu biraz olsun umut var bir durum. Yani tabanın da zaten ben şeyi de anlamıyorum. AK Parti tabanının da bütün bu olan biten karşısında evet bu bir darbeydi hiçbir şey yok. Aslan gibi insanlar bunlar o saatte zaten ödemiş parası... Zaten kimse tebrik de etmemiş hani bu kişileri. Hani Belli mi onlar O kişiler, aklandın, ha? O kişiler belli mi? Yok bakanları tebrik etti. Bakanları, etmemişler. bakanları tebrik <gülüyor> etmemişler. <laughs> Mehmet Ali Şahin'in ilginç bir demeci var bugün. Evet. Yolsuzluk olmasa bile bir siyasetçinin 700 bin yıllık yani. saat takmasın, takmasının etik bir problemi onun? Yani o saati nereden aldın? Takması tamam da. <laughs> Vallahi bu oylamadan sonra Mehmet Ali Şahin namuskar olmanın, dürüst olmanın sözcüsü oldu bu kadar söylese bile. Ki bu kadar olmasını ben anlıyorum yani nihayet bir partinin genel başkan yardımcısı, partinin genel bir tavrı var. O tavrı rencide etmeden dürüstlüğü savunabilmesi bravo yani Mehmet Ali Şahin tavrını ama mesela buna benzer çıkışlar daha önce de Sayın Abdullah Gül gezi döneminde Sayın Bülent Dönmez'te hep elbette. böyle bir iyi polis kötü polis durumuna düştü insanlar o cümleyle biraz olsun insanlar tabanda bir rahatlama sağladıysa da sonuçlar hiç değişmedi. Evet, evet. Hiçbir e, ilerleme yaşanmadı maalesef. Yani dediğim gibi Nazlı Hanım nereden tutacağım bilemeyerek böyle genel geçer. Bir iki... Kim evet tabii bir şey buyurun. Çok, buyurun. Evet. Ee, yani çok önemli bir noktaya temas etti Hayko Bey anlatırken vurguladığı temel bir tema olarak yani Türkiye'nin aslında bırakalım mı, evrensel standartları, Türkiye'nin halihazırda gelmiş bulunduğu konu kendi kazanımı standart. itibariyle bile e, bu standartların çok gerisinde bir durumda veya o standartları yok sayan bir durumla karşı karşıyayız. Sadece bu olay değil. Genel yani olarak, kendi yani son standartının yaşadık, altına Türkiye düştü. Stand, Türkiye'nin standartları. Bu bakımdan e, bu Türkiye'nin hukuk seriveni e, Kitabı. kitabının temasıyla da ilişkili bir şey işaret etmek istiyorum. Yani Türkiye bugünlerde tekrar canlanmış olan bu ıı, eski İslamcı söylemde iddia edildiği gibi işte tanzimat yabancılarımızı dayatması Türkiye'nin aleyhin olan bir şey falan değil. Tanzimat Türkiye'nin ya Türkiye'nin bu hukuk yenileşmesi başka alanlarda olduğu gibi bir hayat memat meselesiydi. Yani Kesinlikle. başka bir seçenek Türkiye'nin zaten Kesinlikle. yoktu. Ve Türkiye aslında e, tarih öyle gelişmedi. E, i̇şte İttihat Terakki yönetimi, Birinci Dünya Savaşı falan başka biçimde gelişti ama Türkiye o süreci devam ettirseydi o maaş şartlarda bugün İngiltere gibi evet. bir şey olacaktı. Yani demokratik bir monarşi olacaktı. Tanzimat sürecini doğru devam, devam ettirebilseydi Bu tanzimat süreci tabii genellikle hani hep batıdan kanunlar alındı ama mesela Meceli'den bahsedeyim. Meceli istisnai bir durum. Ve Ahmet Cevdet Paşa'nın konumu da burada fevkalade önemli gerçekten çok büyük bir iş başarıyor. Yani İslam hukuk tarihinde sanıyorum ilk defa olarak ilk defa, ilk ve son defa olarak bir evet. kodifikasyon. Yani şey o dönemde tartışılan işte Fransız kod Napolyon gibi bizde batıdan bu medeni kanunu e, iktibas edelim düşüncesine karşı bu e, özellikle Hanefi fıkı esaslı olmak üzere ama İslam hukukuna dayanan bir kodifikasyon yapıyor. Çünkü İslam hukukunun yapısı... Yani kodifikasyon derken... Bu madde işi, bir, madde iki maddelere bağlı. Göre, yani şöyle bugünkü kanun sistematik yani. Sistematik olarak bir de alana ilişkin hukuki normların bir bütünlük içerisinde madde Maddeli. madde yazıldığı ana metinleri kastıyoruz. Medeni kanun gibi. Bu bir medeni kanun. Esas itibariyle başka usule ilişkin kurallar falan da vardı ama geleneksel olarak şu bakımdan önemliydi... Ya bu büyük bir medeni cesaret istiyordu çünkü içinden geldiği hukuk geleneği buna yatkın bir gelenek değildi. Ee, yani dağınık e, e, böyle Batıların case by case dedikleri, esasında e, somut örneklere dayalı fetvalar ve yani bileyim çok genel ilkeler şeklinde e, düzenli biçimde sistematize edilmiş bir e, kurallar yapısının olmadığı ama bilgilerin işte Hakimin o zamanki müftinin veya kadının işte farklı kaynaklardan kendi donanımına göre ihtiyacı uygun somut olaya uygun kuralları bulmaya çalıştığı bir sistemdi, dağınık bir sistemdi. Biraz common law'un yapısına benzeyen bir sistemdi. Buradan ilk defa modern bir kanun yapıyor. Common law İngiliz geleneği. Evet, yani bu fevkalade önemli bir büyük başarı başka alanlardaki başarısı kadar. Yani demek istediğim yani bu istisnai durum tanzimattan bu yana Türkiye önemli bir gerileme, ilerleme sağladı. Hukuk kavramında evrensel anlayışa uygun ilerlemeler gerçekleştirdi. Zaman zaman gelgitler oldu filan. Ama şimdi geldiğimiz durumda, yani son birkaç yılda Türkiye bu kazanımlarından e, geri dönme yönünde bir eğilim içine girmiş bulunuyor ve en acı ve ironik olan taraf da bunun dediğim gibi ideolojik nedenlerle iyi bir şeymiş gibi. Gösterilme. An gösterilmeye çalışılmasıdır. Çok, bu çok acı, şey. acı olan bu evet. 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 Çok acı. Ee, şimdi aktüel e, şeye dönersek yani bugün Hayal yani aynı şey çok güzel bir giriş yaptınız. Ben şimdi mesela 40-50 fireden bahsediliyor ama aslında daha büyük bir fire olduğu kanaatindeyim. Çünkü 315 <laughs> milletvekili var diyelim. AK Parti'nin 312 13 neyse 15 o civarda. E, oylar ne kadar çıktı diye baktığımızda 254'e kadar, 256'ya kadar düştüğünü görüyorsunuz. O zaman e, daha büyük bir fire söz konusu olabiliyor. E, ama e, yani bu da bir göre e, öyle ama sizin dediğiniz gibi AK Parti'nin milletvekili sayısını yaptığı yaptığımızda bir kısım iş olduğu için gelmemiş olabilir. Bir kısmı oy vermemek üzere gelmemiş olabilir. O vakit daha büyük bir sayı çıkar. E tabii yani netice itibariyle ge gelebilirlerdi, gelmediler. <laughs> Yani o bakımdan bunu onaylamıyorlardı. Bu AK Parti için bence bir nakise teşkil etti. Çünkü siz her ne kadar e, hani o kadar yolsuzlukların üzerinde durmuyor galiba yapılan bir araştırmaya göre e, değil mi? Halk e, önemsemiyor. Halk o kadar önemsemiyor bu yolsuzlukları ama şöyle bir durum vardı. Şuna inanıyordu. Yani neticede bunları bir mahkemeye gönderilecek diye bir kanaatte oluşmuştu. Ben öyle düşünüyorum. Yani... E, tamam her dönemde yapılıyor ama her dönemde işte sizin verdiğiniz örnekler Mesut Yılmaz, Cumhur Ersümer bir şekilde gönderiliyor ki son derece e, mukayese edilirse cüzi e, hadiseler, bunların yanında çok, bunların çok yanında ufak, ufak, olaylar, çok ufak evet. olaylar. Yani Bunun belki bir olumsuz tesiri olmuştur. Şimdi Tayyip Erdoğan ve Cevdet Paşa'nın anlattığı gibi bu Muaviye'nin yakınlarını ikna metoduyla e, Tayyip Erdoğan'ın da e, yakınlarını şöyle ikna ettiğini görüyoruz. Ya e, Mahkemelerde diyor, Tayyip Erdoğan son olarak bunu söyledi, e, mahkemede zaten diyor takipsizlik kararı almış diyor. Bir kere mahkeme vermiyor takipsizlik yani, gelmiyor. savcılık zaten. veriyor takipsizlik evet. karar, mahkemeye gelmiyor. Mahkemeye bir itiraz vaki oluyor bu takipsizlik kararına karşı ama o mahkeme, <laughs> bu itirazları kabul etmiyor. Şundan dolayı senin hiçbir ilgin yok diyor. Nasıl itiraz edersin? Bir kişinin bir polis memurununkini kabul ediyor. O da oradan oraya sürgüne gönderilmiş Muammer Güler tarafından o polis memuru. Ona da diyor ki e Muammer Güler zaten yargılanıyor. Yani hakkında soruşturma var parlamentoda. Bizim yapacağımız ya, bir şey yok. Mahkeme açısından o, o Muammer Güler'in dokunulmazlığı var. Dokunulmazlığı var. değil o konuda. İşte onun için. Zaten soruşturma komisyonunda o iş diyor. E, Rıza Zarraf'a gelince diyor Rıza Zarraf seni sürdüremez ki diyor. Yetkisi yok diyor. Bu açıdan e, o kararı itiraza e, kabul İtiraz etmiyor polis ediyor. memurunda. Şimdi Tayyip Erdoğan ve Ahbapları, arkadaşları her neyse yahut işte e, fikirdaşları e, beraat etti veya takipsizlik kararı aldı. Zaten soruşturma komisyonu kurmaya da gerek yoktu gibi konuşabiliyorlar. Yani hakikatte çarpıtılıyor maalesef. Nazan ee, çok pardon. Evet, Bu arada o bahsettiğiniz e, kararı veren savcılara, hakimlere yolsuzluk meselesinde sosyal medyada çok itibarlı bulmadığını söyleyen tweetler atılıyor. Şu anda son son. Ve işte bu hakimlerin ismi veriliyor. Bakın bu adam daha önce bu kararı da vermiş. Dolayısıyla bir takım sıkıntılar var. Bir şahibi var. Evet, Güven... Evet. Şimdi bu Twitter hesaplarının kapatılması yani, listesi yayınlandı. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın meydanlarda Anayasa Mahkemesi'ne güvenmediğini <laughs> söylemesinden bir Düşün. beis yok. Öbür taraftaki mahkemedeki e, hakimlerin çeteci bilmem... Bakın bu arada şu olabilir. Sayın Erdoğan haklı olabilir. Derin içerisinde gerçekten pek çok alanda güvenilmez bir durum bugün söz konusu. Fakat yani devletin bunun siyasi sorumluluğunu kime soracağız o zaman? Yani ben de şahsen bir sürü, bir sürü ana davaya güvenmiyorum. Bir sürü takip ettiğimiz dava var. Herkes kendi ilgilendiği dünya içerisinde. Kayıtlarımız var. Bırakın bunlar beşeri şeyler. İnsanlar öldürüldü bu ülkede. Evet. Korkunç cinayetler, katliamlar yaşandı bu iktidar döneminde. Bu, bunlara da güvenmediğimiz bir sürü şey var. Sayın Erdoğan haklıdır. Fakat çözüm önerisi olarak aldığı oy gücüyle beraber... O kendi güvenmediği kurumları yeniden şekillendirmekten başka bu topluma önerisi yok. Şeffaflaştırılan, hesap verebilir, demokratik bir devlet düzeni kurmaya dair hiçbir fikri yok. Sadece şunu yapacağız. Anayamaz. O mahkemenin başındaki o gidince yerine oradan o gelecek. Ecik şey HSA... yaptı? Bakın siz HSYK konularını gidecek, bu gelecek. Yani... E, Taha Bey çok iyi biliyor HSYK konularını ve HSYK atamalarını ve siz sık sık yazıyorsunuz. Bir geleneği vardı HSYK'nın kendine Gelenekten göre bir prensipleri önce vardı. HSYK'nın şu anda internet sitesinde bulunan tayin atama ve terfi yönetmeliği var. Yönetmelik hukuken bağlayıcıdır. Ben bir kurumda çalışıyorsam o kurumun yönetmeliğini uygulamak zorundayım. Bu yönetmeliğin yine maddesi hatırımda dördüncü maddesine göre Hı. <laughs> hakim ve savcılar atandıkları bir yerde en az iki yıl çalışmadıkça, iki yılını doldurmadıkça başka bir göreve kendileri istese dahi tayin edilemezler. Son kararname kararnamede HSYK iki ay önce tayin ettiği hakim ve savcıları, altı ay önce kendisini tayin ettiği hakim ve savcıları, bir sene önce tayin edilmiş hakim ve savcıları yeniden tayin etti. Bir de yani kendisi istese şimdi, de belirli bir süre yine tayin edemiyor. Yani iki yıl yani iki kendisi yıl, istese bile edemiyor. İki yıl içerisinde kendisi, beni siz Yozgat hakimliğine tayin ettiniz. İki yıl içerisinde ben e, Kayseri hakimliğine tayin etmek istiyorum desem bile beni tayin edemez. Edemem. Siz şimdi beni iki ay önce Yozgat hakimliğine tayin ettiniz. İki ay sonra da beni aldınız. Edirne, Kars, Ardahan. Bir Val, de ben Ardahan, istememeye rağmen, istememe rağmen. Halde. Bu açıkça HSYK kendi yönetmeliğini çiğnemiştir. HSYK açıklama yapsın. Ben buradan davet ediyorum. Böyle bir yönetmeliğimiz yok desin. Ben yazımı düzelteceğim. Özür dilerim yönetmelikleri yokmuş diyeceğim. E ama e, internet sayfasını seyvettim. Onu da belirteyim. İkincisi tayin etmedik desinler. Seyvettim diyor bak. Hakim ve e, savcıların isimlerini asla kullanmıyorum. Ama bende e, listesi var. 2 ay önce, 6 <laughs> ay önce, bir sene önce tayin edildikleri halde şimdi yeniden tayin edilen hakim ve savcılar. E bunu HSYK gibi bir kurum yaparsa, kendi kuralına uymazsa o vakit kimi nereye şikayet edeceksiniz? Burada şöyle bir vahim durum daha var. HSYK'nın kararları yargı denetimine tabi değil. Ben hakim olarak beni Diyarbakır'dan aldın Edirne'ye veyahut Balıkesir'den aldın Kars'a tayin ettin şu kışın ortasında. İki yılım dolmadan, halbuki ben iki, iki ay önce tayin etmiştim, Dağır gideceğim şeyin. yer yok. Başvuracağım mahkeme yok. Neden? HSYK'nın meslekten ihraç dışındaki kararlarına karşı yargı denetimi kapalı. Düşünün Öyleyse kişi... ben HSYK üyesiyim veya HSYK'yım. Ben istediğim hakim, istediğim yere atayabilirim. Durum bu. Şimdi düşündünüz, yeni bir yere tayin edilmişsiniz. Kış günü Orada eleştirilmiş, daha eleştirilmiş için, çocuklar Daha çocuklar yerleştiriyoruz, okul durum var, bir sürü problem var. Tabii. E, polisler da, de setil etmeden, yerleşmeden falan pat diye başka bir, fevkalade zor bir durum tabii. Bir de evet. insani Bakın, tarafı da var. Şöyle bir yani. örnek vereyim. Bu sindirmek, korkutmak ve gözdağı vermekten başka hiçbir şey değil. Zaten niye hakim teminatı var? Ha, Bu yüzden var. Yani baskı... Kurulmasın üzerinde ama sen bu şekilde oradan oraya, oradan oraya süren, üstelik meslekten ayırma hakkını da elde etti. Nasıl olduysa bütün yolsuzluk dosyalarını kim takip ettiyse veya bu Adana'da... Meslekten tür... ihraç talebiyle şimdi... E... Ama şey diyor, şimdi açığa alma diye öyle Açağı bir uygulama yokmuş. Soruşturma yürüyor, var. Görevden el çektirme var. Ha. Soruşturma süresince görevden el çektirme var. Görevden Son el çektirdiler, herhalde bunları ihraç Ama kim diye baktığınızda... 17 Aralık operasyonunu yürüten, 25 Aralık operasyonunu yürüten, İzmir'de liman yolsuzluğunu yürüten, Adana'da tır operasyonunu ki artık çok belli oldu, açığa çıktı, belgeler de çıktı. O tırlarda, ben bunu anlayamıyorum, o tırlarda silah var. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi de açıkladı. Türkmenlere gidiyordu o silah. Sözde Türkmenlere ihtiyaç maddesi gidiyordu bir ve ikinci şeylerini kutuları açıyorlar o kamyonlar. Üçüncüyü mü açamıyorlar neyse. Ama ikisindeki bütün hem o silahlar var hem tutanak tutulmuş. Hepsi altını imzalamış. Bunu silahlar var. Ve bundan dolayı açığa alınan Aziz Takçı, e, <laughs> savcı tahmin ediyorum kendisi. Açığa alınan şunu izah ediyor. Diyor ki bakın diyor kanunun filanca maddesine göre MIT'in hiçbir zaman Silah nakliye etme yetkisi olmadığı gibi hiçbir kanun, hiçbir merciye böyle bir talimat verme yani yurt dışına silah e, göndereceksin diye talimat verme yetkisini de vermiyor diyor hiçbir kanun. Dolayısıyla bize bu şekilde bir bilgi ulaştığı zaman ben savcı olarak zaten kanunen mecburum bunun tahkikatine yapmaya. Ha sen <laughs> mitin bir dokunulmazlığı var ise ben yine kanuna göre delilleri toplama mecburiyetindeyim. Çünkü delillerin kaybolmaması lazım. Ondan sonra ben izin isterim. Deliller bunlar. Çünkü netice itibariyle izin sen. Şey. sen izin verirsin tabii. Bir kanunsuz vaziyet varsa, bir deliller toplandıysa. E ben bu delillerle zaten <laughs> size müracaat edeceğim. Ama onu da açığa aldılar. Bakın Türkiye'de bunların hesabının verilmemesi mümkün değil böyle operasyonlar belki olabilir. Ben bilmiyorum. Yani bit e, böyle bir operasyon yapabilir. Silih silah gönderebilir. Kendileri açıkladılar zaten. Daha doğrusu açıklamadılar da o ses kayıtları silin, e, sızınca 2000 tır yüklü silah gönderdik lafı ortalara çıktı. Şimdi bunları yapabilirsin ama e, yapıyor herhalde. Amerika'da yapıyor ben bilmiyorum ama yakalandığın an bunu biliyorum. Kanun dediği olur. Kanunun dediği olur. ...sen de ilişkili kesersin... ...demezsin ki bu mit... ...bu silahları ben gönder. ...o eğer dedinse er geç onun da cezasını... ...bir şekilde birileri çekecek... ...böyle bir şey yok... ...hele Türkiye gibi... ...bugün bakın El-Kaide'den söz ediliyor... ...işte bu kadar... ...bizde uzantıları uyuyan hücreleri... ...olduğundan söz ediliyor... ...sen o silahları kime yolladın şimdi ben... ...ürperiyorum çünkü Amerika'nın... ...açıklamaları var... ...uyardık diyor El-Rusra'nın eline geçiyor... Yani daha radikal usullerin eline geçiyor bu silahlar gönderilmesin böyle olaylar yaşadı Türkiye. Ben biraz fazla konuştum. Buyurun sizler. <laughs> ee, yani siz de inanıyor musunuz tabi ta er geç e, hesap verilecek diye? Ben de yani bir hukukçu olarak en azından okuduğum kitap bakımından kitabi açıdan er geç e, hukukun işleyeceğini elbette kanun olarak inanıyorum. Demin şunu söylemek istiyordum. <laughs> Bir hukukçu olduğum için ve 10 yıl avukatlık yaptığım için ben hiçbir eleştirimde hiçbir hakim ve savcının adını zikretmem. Sadece kararlarını hı hı. eleştiririm. Ben deseydi şöyle bir yazı yazsaydım. Falanca hakim şu kararı kafayı çektikten sonra verdi. Haklı olarak benim hakkımda adliyeye hakaretten, kişilik haklarına saygısızlıktan hem tazminat davası hem ceza davası açılırdı. Açılmaması olmazdı. Peki hakim o karar vermeden önce haşhaşı fazla çekti deyince bir farkı var mı? Evet. İşte burada Öyle hakim mahken... birisi bir şey mi söyledi? Ben onu kaçırmışım. Başbakan söyledi. Ha. Yani Tayyip Erdoğan söyledi. Ha. Ankara'da polislere takipçilik yok tahliye kararı veren hakimler hakkında haşhaşı fazla kaçırmış. Ha. Burada işin prensibi şu. Hakim ve savcılar yanlış karar verebilirler. Tabii o kararların düzeltilmesi için hukukta derecat dediğimiz kademeler var. <laughs> Suç ceza yanlış karar verdiyse itirazını asliye cezası, asliye ise ağır cezaya evet. yoksa ta yargıtaya kadar gider. Siz bir taraftan hakimleri tayin bir taraftan medya linci, bir taraftan da bu tür meslek camiası çoluğu çocuğu eşi herkesin içerisinde hedef göstererek baskı altına aldığınız zaman o adliye rahat çalışamaz. Varsın çalışamasın siyaseten bu bizim işimize geliyor. Fakat o vakitte toplumda öyle bir rahatsızlık meydana gelir ki işte bugün yaşadığımız huzursuz ortam, güvensiz ortam. Evet. Ondan sonra güven ama nasıl güveneyim? Evet. Siz ne diyorsunuz? Burada şey, burada daha vahim olan bir durum. Şimdi e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın vaktiyle başbakanken bu meselelerdeki tutumunu cumhurbaşkanı seçildikten sonra da çok fazla değiştirmeden devam ettirmesidir. Yani toplum içerisindeki şu veya bu kesimi doğrudan karşısına alan, onlara hani bazen nezaket ölçülerini aşan derecede yakıştırmalar filan yapan veya devletin çeşitli kurumları veyahut da çeşitli kamu görevlileri hakkında Normalde bir Cumhurbaşkanı'ndan beklenmeyecek türde değerlendirmeler yapması, bu tabi Cumhurbaşkanı'nın anayasal konumuyla bağdaşan bir durum değil. Mesela bu son açıklamaları da aslında Yüce Divan'a gönderilmemeyle ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belli bir partiye yakınlık sahikiyle, ...söylediği sözler olarak rahatlıkla görülebilir. Ki halbuki biliyorsunuz Cumhurbaşkanları tarafsız olmak durumunda bu sistem içerisinde, bu rejim içerisinde. Bu fevkalade önemli bir konu. Tarafsızlık sadece dar anlamda siyasi partiler karşısında tarafsızlık değil. Cumhurbaşkanları milletin birliğini anayasa göre temsil ediyor. Yani devletin başıdır, milletin de birliğini temsil eder. Siz milletin içerisinde farklı farklı bölümler, unsurlar yaratarak, onları karşınıza alarak, onları hedef göstererek konuşmalar yaparsanız siz milletin birliğini temsil etmezsiniz. O zaman belli bir siyasi bloku, belli bir siyasi zümreyi temsil etmiş olursunuz. Bu o bakımdan enteresan bir şeydir. Yani Türkiye'nin demokratik tarihinde bu kadar tarafgir bir cumhurbaşkanlığı uygulaması hatırlamıyorum ben. Yani hukuken yanlış Bayer bile değil mi diyorsunuz? De, o yani... zaman da biliyorsunuz Ama Demokrat o... Parti'nin bastonu falan çok evet, ondan sonra bu tarafta. O, o zaman tabii Cumhurbaşkanları'nın partili olması geleneği daha şey eee güçlüydü. Ve anayasa şey yasak anayasada böyle bir şey yok, yasak yoktu yok o zamanlar. Hı hı. Evet. E, şimdiki durum epeyce farklı. Yani bizim mesela geçmiş Cumhurbaşkanlarımızda uygunsuz davrananlar zaman zaman oldu veya hukuken tartışmalı hareket edenler oldu ama açıkça belli bir siyasi partiden yana olduğu izlenimini verecek pozisyon olan <laughs> cumhurbaşkanları olmadı. Ya mesela Ahmet Nezdet Sezer cumhurbaşkanı olarak yanlışlar yaptı, ee, yani o, o konuma uygun olmayan tutumlar aldı ama onun pozisyonları belirli bir siyasi partiyi kayırmaktan ziyade kendi görevini biraz ideolojik olarak yanlış algılamasına kaynaklanan genel bir evet. değerlendirme biçimindeydi. Veya şu veya bu partiden yana biçimde değil. Bir de hani onun bile, ben o zaman yazdım eleştirdiğim şeylere bazen bakıyorum. Doğrudan doğruya bir grup hedef alan açıklamaları pek yoktu. Sadece bir şeyde vardı mesela, özel okullarla ilgili. O da dolaylı imalı böyle açıklamalar falan vardı. O bakım yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence ama bu seçilerek geldi. Öyle diyorlar. Şimdi öyle gazete manşetleri var. Baksanıza oraya geçeceğiz şimdi. Bakın başkanlık dönemi diyor akşam. Star diyor ki ilk başkanlık. ilk başkanlık. Ee, bakayım onların gazeteleri. Yeni Şafak. Başkanlık sistemine ilk adım. İsterseniz bunu biraz sonra biraz sonra konuşuruz. Bunu tartışalım. Belki, e, bence Başka, zaten bu sen de bu konuda bir şey söyleyeceksin reklamlara gireceğiz. İsterseniz reklamlara girelim. Peki Çünkü evet. Ali İsmail Tabii Ali İsmail bizi, korkmaz e, meselesi de var. Hani Reklamlara girmedim. Ben burada girmeden, e, evet. Sayın Abdullah Gül'ün bir sözünü hatırlamak hatırlamak istiyorum. Abdullah Gül görevi tamamlandığında dedi ki mümkün olduğunca tarafsız herkese eşit mesafede davranmaya çalıştım. ...bana şiddetle karşı olanlara bile kapım açıktı. Evet. Ve hakikaten onlar gittiler. Ee, bir cumhurbaşkanı benim kanaatimce giderken... ...arkasına böyle altın harflerle yazılması gereken sözler söyleyebilmeli. Diyeceğim bu kadar. Evet. Hayko da söz vereceğim. Biz başkanlık sistemini konuşacağız ama... ...bir e, ufak e, parantez açıp... ...bence bu hafta çok önemli olaylar oldu. Evet. Hem Hrant Dink cephesinde bazı gelişmeler oldu. Yani polislerin tutuklanması gibi... Aynı zamanda Ali İsmail Korkmaz konusunda da polislerin çok düşük cezalar evet. alması çok tartışıldı. Evet. E, i̇sterseniz Ali İsmail meselesiyle başlayalım. E, Hrant Davası 8 yıldır sürüyor fakat bu henüz sonuçlanmış bir karar. E, şunu söyleyeyim, e, katillerin artık katil diyebiliriz hüküm giydikleri için e, veya ölüme sebebiyet veren oradan Failden. hüküm faillerin toplam yatacağı ceza, çocuğun yaşından azdır. 19 yaşındaydı bu çocuk ve aslında biraz da şuradan bakalım. Bu bahsettiğimiz yerinde duramayan siyaset. Yani bağımsız olması gereken yerlere fazlaca müdahale eden, kendi siyasi konjonktürü ve lehine şeklinde eviren, çeviren, bütün düzeni alt üst eden e, ve devlet kurumlarını bu kadar çok absorbe eden siyasetin ne kadar vahim e, sonuçlara yol açtığını çok önemli örneklerinden bir tanesi. Çünkü gezi döneminde Sayın Erdoğan başbakanken Afrika gezisinden döndüğünde e, bu toplumun %50'sini zor tutuyoruz dedi. Ve e, darbe teşebbüsü olarak lanse etti. Bakın Ali İsmail'e son tekmeyi atan katil e, savunmasında mahkemede hmm, başbakan darbe önemli. yapılıyor dedi. Ben <laughs> demokrasi adına bu müdahaleyi yaptım savunmasını yaptı. Evet. Ve bu savunmayı yaptıktan sonra bu cinayetlerin işlendiği günlerde mesela Ankara'da Ethem Sarısülük kafasından vurularak öldürüldüğünde, Ankara Belediye Başkanı, polisimizle gurur diyoruz diye belediye girişine bir pankart astı. Ve e, polisimiz destan yazıyor diye demeç verdiler. O günkü siyaset, çocukların ölümünün göze alarak, onlara rağmen e, tahrikkar e, ve suçlayıcı e, bir e, baskıyla ve direkt valileri kendisi arayarak, bakın ben o süreci çok iyi biliyorum, aradaki bütün e, hiyerarşiyi atlayarak direkt polis şeflerinin valiyi Sayın Erdoğan aradığı bir dönemdi. E, Herkese ekarte ederek bütün bu cinayetlerin, polisin bu kadar vahşice e, topluma saldırmasının önünü açtıktan sonra geldiğimiz yerde e, katiller iyi halden, e, hafifletici sebeplerle az ceza aldılar. Şimdi hukukta biraz rızamızı almak zorundalar. Yoksa sistem çöker. O kadar değil. Çünkü daha öncesinde Cemevinde bir e, kişi vuruldu hatırlayın. Cemevin bahçesinde ok meydanında eylemlerle ilgisi olmayan bir kişi Uğur Kurt. kafasından polis kurşununa vurularak öldürüldü. O gecenin e, devamında Sayın Erdoğan televizyona çıkıp dedi ki ben polisin sabrına şaşırıyorum. Çünkü o sırada bir e, zırhlı araca Molotov kokteyli atılmıştı. Bir polis yanma tehlikesi geçirmişti. Korkunç bir şeydi evet. Fakat o esnada bir ibadethanenin içerisinde ibadete gitmiş bir insan kafasından mermiyle vurulmuştu. Olayla da hiç ilişkisi yoktu. İlişkisi onun. de yoktu. Belediye'de çalışan bir işçiydi. Polisin sabrına şaşırıyorum demişti. Roboski katliamından sonra genelkurmaya teşekkür etmişti. Ve o karar sonrasında yani o mahkemenin devamında e, soruşturmaya gerek yoktur. Takipsizlik kararı çıktı. 34 insanın bombalandığı Hala e, kim, o Hala kim istihbarat verdi bu tam olarak bilinmiyor. Bilmiyor. Kim bu Ve yanlış istihbaratı verdi. Mesela Soma korkunç bir şey. 301 insan öldü. Bunun siyasete hiçbir etkisi olmaz mı? Yani Bir medeni ülkede gittiler sağ kalan iki işçiyi durdular orada. Bir tanesini Sayın Erdoğan soktu markete korumaları ağzını burnunu kırdı adamın. Evet çok ağır. Öbürünü onun şeyi müsteşarı mıdır nedir tekme tokat yerlerde dövdü. Ve en kötüsü bence bu, bu vahim mesele çocuklar öldürülürken en kötüsü Burak Can diye bir çocuk daha katledildi ok meydanında. Ve Burak Can'ın ölüsü üzerinden Berkin Ervan'a yüklenerek meydanlarda senelerce 15 yaşında bir çocuğun öldürülmeyi hak ettiğini anlattı. 15 yaşındaki çocuğun cebinde misket varmış diye... ...ve annesini yuvalattı. Şimdi bu... Şey, e, şey bu bukayse ediyor. Onu da söyle e, yani. Bu yani Allah'tan Berkin'le Burakcan'ın... ...rahmetli diyelim gencilik çocukların... ...babaları sağduyulu çıktı. Evet. Onlar birbirine el ele tutuştular. İkisi de bizim çocuğumuzdur dediler. Ve bir toplumsal infialin direğinden döndük biz. Ölü yarıştırıldı. Ölü çocuklar yarıştırıldı o dönemde. siyaset tavsiyede. Çok acayip dağızı. bir şey bu. Yani. Şimdi... Bu, bu, bunları ben korkunç bir tablo olarak görüyorum. Çünkü... Siyasetin ağzından çıkanlar polisin mermisine dönüştüğü günlerde bundan hiç imtina etmediler. Şimdi bu kararlar bu hukuk düzeninde bu alınan kararlara e, itiraz eden e, şeyin ailesi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ki Eskişehir'den Kayseri'ye alındı dava biliyorsunuz. Normalde Eskişehir'e güvenlik yüzünden gider davalar güvenli bir şehir olduğu için Kayseri'ye almakta da, e, davayı takip edenlerden biraz davayı kaçırmak olur genelde Türkiye gerçekliğinde. Oraya giden 200-300 kişi neyse e, hakim kararı vermeden önce ilk defa sanırım bir mahkemede ben bilmiyorum daha önce böyle bir şey. Bu birazdan bir kararı açıklayacağız. Sizi tatmin etmeyebilir. Fakat lütfen çıkıp dışarıda demokratik tepkinizi gösterin dedi. Kararı açıkladı. İnsanlar tepki gösterdi. Şemsiye açtı hakimler hemen yanlarında getirmişler. Allah Allah. Dışarıya çıkan insanlar o çocukların ailesi dahil Ali İsmail'in annesi ve babası dahil. Yani defalarca bir araya geldiğim ve acılarını paylaştığım bir ailedir. Kapıda tepkilerini gösterdiklerinde gaz attılar o çocukların ailesine. Yani o müdahaleler esnasında öldürülmüş çocukların davasına giden aileleri gazladılar. Bakın hep aynı şeyi söylüyorum buna benzer programda. Bir çocuğu, bir genci, bir insanı, bir vatandaşı öldüren devlet mühimmatıysa onun katili devlettir. Ve devlet o anda çöker. Bütün şeyle çöker, mekanizmasıyla çöker. Onu tekrar katil olmaktan kurtaracak yegane e, sistem adalet ve hukuk. O tecelli etmediği sürece o mühimmat, o çocuğun otopsisinde vücudundan çıkan mühimmat kime zimmetliyse? Katil odur, onun bağlı bulunduğu kurumdur. O kurumun üstüdür yani devlettir. Aynı şeyi Roboski'de yaşadık. O kadar yukarıdan Ahmet'i Mehmet'i ayırt edemiyorum dedi Sayın Erdoğan. E biz aşağıdan bakınca görüyoruz ama katili. Çünkü bir tane uçak var orada ve logosu var onun. Adaletle tecelli etmediği sürece sen nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında bu dağınıklık içerisinde bir huzur arıyorsun? Şimdi bu kötü bir şey. Sen kendin de söylüyorsun ama hep sana yarıyor. Yani bu hukuksuzluk, bu güvensiz ortam çok kötü gidiyor her şey ama dört tane bakanı yargılayacak bir tane mecra bulamıyor. Üzerlerini kollarını sallayarak dolaşacaklar şimdi içimizde. Bir de attı böyle egemen baş falan şeyini, oy pusulasını falan evet. yüzümüze. Şimdi... Hep senin siyasi mekanizmana ve kendi ideolojine yarayan bir e, kaos ortamı var. Çocuklar öldürülmüş, katliam davaları var, yıllardır süren hukuk davaları var. Hukuk davaları hakkında konuşmayalım değil mi? Yürüyen davalar hakkında konuşmayalım. Bundan bir süre önce şey dedi Sayın Erdoğan, Hrant yazıları yazılarını e, hazmedemeyenler çekmiş vurmuş. Hazmedemeyen çocuklar, gençler. Nereden biliyorsun? Hani üstelik sen ilk günlerde bu davanın nasıl sana e, karşı bir dava e, cinayet olduğunu söylemiştin. Ee, sen kimin soruşturulmasına izin verdiğinde, hangi soruşturmanın önünü açtığında, hangi bu işte kendi raporunda şüpheli gördüğün memurları görevden çektiğinde bunu söyleyebiliyorsun. Hepsine terfi verdin. Şey konusunda ben sizi anlıyorum Nazlı Hanım. Agos'un Dink ailesinde, avukatların da ve bizlerin de kaygısı aynıdır. Bu dava bir paralel kavgası içerisinde devlet içerisindeki bir takım insanların üzerine atlayarak çözülebilecek bir dava değil. Bu davada devletin bütün kurumları paralelci biz bu arada bilmiyoruz ki kim paralelci kim biz nereden bilelim sıradan vatandaş şimdi öğreniyoruz isimler üzerinden. Bu davanın bir yere hapsedilmesi ihtimali hepimizi rahatsız eden bir durumdur. Çünkü oraya sığmaz. Fakat aman şunu şuraya da düşmeyelim. Oradaki siyasi erkin Bugünkü kavgası için Hrant Dink meselesini de meze yaparak bir iktidar sağlama riski varken, aynı şekilde orada ismi geçenler, e, bu listelerde ismi geçenler dolayısıyla, yani İçişleri Bakanlığı raporunda, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda, Devlet Denetleme Kurulu raporunda ismi geçen bu e, kamu görevlilerinin de e, önceden bir masumiyetine dair politik akıl yürütmemizde de büyük problem var. Yani Erdoğan bunu böyle yapıyor çünkü bu polisin yerine bunu bilmem ne yaptı. Çünkü o polis biz bunları da konuşmamalıyız. Bütün hepsinin soruşturulması lazım. Hepsinin yargı önüne çıkması lazım. O dönem Ali Fuat Yılmaz er dahil, Ramazan Akgürek dahil, Muammer Güler dahil, MIT'çiler dahil, Genelkurmay dahil ölüme Raporlarda götürüyor. adı geçen. Evet, yani e, hepsi, o dönem bütün var. emniyet görevlileri anlamda söylemiyorsun. Yani, evet. Elbette tabii. Kusuru olduğu hakkında Kuşku bulan, şüphe bulunan. Sebepleri bulunan. Sayın herkes yargılanmalı. ...imzası olan Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda Raponda var ismi geçsin. Tabii tabii Hangi onu diyorum. Tabii var mı yok mu şimdi e, verdiğim isimlerin bir kısmı olmayabilir ama bizim talebimize göre o isimler daha fazla da e, var. Bizim şeyimize göre yani iddiamıza göre. Dolayısıyla Evet bir yere e, siyaset bugün kendi er kavgası içerisinde bizim ölülerimizi kullanmasın. Adalete yaklaşalım. Ama kendi durduğumuz yerdeki kaygılarımızdan, kendi e, zihniyetimize daha yakın hissettiğimiz bir takım kamu görevlilerine baştan kefil ol olmayalım. E, evet güvensiz bir durum var. Evet hiçbir mahkemeye güvenmiyoruz. Fakat bu savcının Hrant'in konusuna geçtiğim için söylüyorum. Bu iddianamesi ortaya çıkana kadar e, hep beraber sonuna kadar takipçisiyiz. O iddianame çıktığı zaman, bir tüyo vereyim size Hrant davası davasıyla ilgili. İçinde dört tane kurum birden ilişkilendirilmezse, Trabzon İstihbaratı, Ankara İstihbarat Şube Başkanlığı, İstanbul Emniyeti, e, Trabzon Jandarması ve hatta MIT. Bu kurumların tamamının bu cinayetteki ihmali, çok büyük ihmalleri var, hepsinin tamamının e, aynı iddianamede bir şekilde bizi rahatlatacak şekilde bir emaresini görmezseniz anlayın ki, bu yine devlet içerisinde evet. bir takım kaygılar. Ama onun dışında iddianameyi bekleyelim. Sizin yazınızı okudum birazdan onun için de söyledim. Ben bu konuda söyleyeceğim ama şimdi şeylerin kesmeyelim. Bence meseleye yani vaktimiz el verdiğince bu başkanlık meselesine girelim. Yani başkanlık sistemine ilk adım diyor Yeni Şafak. Tekrar edeyim. Başkanlık dönemi diyor akşam star ilk başkanlık diye veriyor olayı. Ee, burada Davutoğlu'nun pozisyonu bir kere ne oluyor? Ben onu da Çok zor, merak ediyorum. Öyle. Böyle geçilir mi fiilen? Ha ben yaptım oldu olur mu? Kanunlar yerinde dururken, anayasa yerinde dururken. Bunu da ben merak ediyorum. Bir de siz Ankara Kulisi'ni takip eden de bir insansınız. Bir gazetecisiniz. Değerli. Merkez Bankası'yla Tayyip Erdoğan'ın takışması var. Hani faiz indir faiz indirmiyorsun. Bunun arkasında da tabi Babacan aslında Merkez Bankası ile birlikte Maliye Bakanı onlar bir ekip Davutoğlu Babacan'a yakın zaten ona bir hareket sahası tanıdı. Şimdi deniliyor ki yani burada da bir kopuş noktası, ekonomide de bir kopuş olacak. Ne bekliyor ben Türkiye? Ben en İspers ciddi itiraf olarak bunu görüyorum. Sayın Davutoğlu'nu hepimiz tanıyoruz. Eee fikirler farklı olabilir ama çok kaliteli bir akademisyendir. Son derece namuslu dürüst bir insandır. E, midesine haram inmediğinden ben yüzde yüz eminim. E, fakat çok zor bir pozisyonun başına aşağıdan seçilerek değil, yukarıdan görevlendirilerek eh. geldi. O yüzden Davutoğlu'nun kendi mizacının, kendi uslubunun kendi ilkelerinin politikasını yapabilmesi için elinde yeterli güç yok. Bir taraftan e, Ahmet Davutoğlu imajına yakışan e, tavırları öbür taraftan da e, başına getirildiği parti ile ilgili genel tavrı Cumhurbaşkanlığı ilişkilerini dengede tutmak zorunda. Bütün konuşmalarında bu var. Hem e, diyor ki işte kızım Fatıma da olsa hırsızlık yaparsa cezalandırırım. Bunda samimidir. Ama öbür taraftan da komisyon karar verdi, parti vicdanının kararı diye ortalama e, bir yol seçiyor. Fakat e, faizle ilgili, Merkez Bankası ile ilgili ihtilaf ciddi ve bu ihtilafta da Ahmet Davutoğlu yine ortalama bir yol, ortalama bir üslup kullanmakla beraber Ali Babacan yanında. Hatta benim Ankara'da bu isimlere yakın olanlardan duyduğuma göre Ali Babacan kabinede görev almıyordu. Onu Ahmet Davutoğlu için. Evet. Bu bilinen bir şey. Hı hı. Çok konuşulan iş dünyasında da Ankara siyasetinde de AK Partiler arasında çok konuşulan bir şey. Bunu kabul etmesinin sebebi de Ali Babacan'sız bir yeni kabinenin içeride ve dışarıda ekonomiye büyük güvensizlik yaratacağı ve bunun vebalinin hakikaten anlar olacağı. İşte Bu vebal duygusuyla, bu mesuliyet duygusuyla Ali Babacan kabul etti ve kabul ederken Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda hassas davranacağını bir de Maliye Bakanı'nın değişmeyeceğini ifade ederek yani kabul etti. Evet. Mehmet Şimşek. Çünkü Mehmet Şimşek de Ali Babacan'da Merkez Bankası'nın bağımsız olmasının ekonomi yönetimi için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Siz Merkez Bankası kendiliğinden faiz indirse bile bunu üst aklın, üst iradenin, sağlam iradenin ve talimatıyla yaptığı, baskısıyla yaptığı görüntüsünü verirseniz Merkez Bankası hakkında güvenin sarsılmasının meydana getireceği ekonomik hasar faiz indiriminden beklediğiniz faydanın belki yüz misli, belki bin misli fazlası olacak. Daha iki gün önce yine Davos'taki konuşmasında Maliye Bakanı Merkez Bankası'nın bağımsızlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi. Bu konuları en iyi bilen ve doğru kararları veren makamın Merkez Bankası olduğunu söyledi. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından sonra Maliye Bakanı'nın Davos'ta yaptığı... E ama ne olacak şimdi? <laughs> Merkez Bankası da kendi bildiğini, yani direnme, işte laf dinleme, böyle dik kafalık anlamında değil. Merkez Bankası dövize bakıyor, faize bakıyor, Enflasyona bakıyor, yatırım temayüllerine bakıyor. Dünyanın artık eskisi gibi gökten dolar yağdığı bir dönemden çıktığı gerçeğine bakıyor. Ekonomik rasyon ona göre karar veriyor. Merkez Bankası, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek ve Davutoğlu bu konuda sağlam duruyorlar. Kopuş olursa veya problem çıkarsa belki ileride bundan çıkar. Onun dışında böyle Yüce Divan oylamasından... Cumhurbaşkanı'nın şu üslupla baş Ama giderek bu mesela toplarsa şey her ay bakanlar kurulunu. E, o konuda Bülent Arınç'ın sözlerinin ben sırf kendi inisiyatifiyle söylenmediği Davutoğlu ile konuşarak kabinede hatta belki Ali Babacan falan gibi isimlerle konuşarak kararlaştırılmış bir. Ne dedi Gülen ee, bu bir rutin haline gelmemeli. Yani, yani bu bir istisnadır demeye de. geldim. Olmamalı e, Aynen. dendi. olursa değişe bir şey yok. Eski cumhurbaşkanları da yaptı hmm. dendi. Ve Davutoğlu'nun kendisinin çok önemli bir sözü var. E, bunların hepsi ileride tarih e, yazacak muhakkak dedi ki cumhurbaşkanıyla benim ilişkilerim bir kardeşlik falan vesaire. Benim ilişkilerim devlet geleneğimize göre oluşur. Nedir bizim devlet geleneğimiz? Cumhurbaşkanının partiler üstü olması, yetkinin icra yetkisinin hükümette bulunmasıdır. Bunu açıkça de. söyledi. Ha Şimdi bunu söylemekle, bunu hayata geçirmek İtirin, bir siyasi bahkan. güç meselesi. Davutoğlu'nun şu anda o siyasi gücü yok. İleride kazanır, kazanmaz, ileride bir orta yol bulunur, bulmaz. Onları bilmiyoruz ama problemli bir alan olduğu belli. O problemli alanın en kritik yönü de Merkez Bankası'nın bağımsız olup olmayacağı. Bir de milletvekili seçimleri var. Yani oralarda da <laughs> isim tercihi meselesi var. Sıralama kimler aday Muhakkak olacak? E, oralarda da bir yani şeyler yani orada e, Sayın Tayyip Erdoğan milletvekillerini e, kendisinin e, belirlemesinde ısrarlı olacaktır. ısrarcı olacaktır. Mizacından e, uygulamasından tanıyoruz. E Davutoğlu da ben partinin başbakanıyım. Davul bende. Benim tercihlerimin olması lazım diyecektir. Burada esas kritik olan ne biliyor musunuz? Nedir? AK Parti'nin 2001 tarihli kuruluş bildirisinde ve kuruluş programında. O program hala geçerli. Kurucular Kurulu tarafından kabul edilen, kongrede onaylanan program. Milletvekili adayları öncelikle bütün parti üyelerinin katılacağı ön seçimle belirlenecektir. Hmm. Hala yazıyor bu. Ama, Ama kağıt üzerinde. Şimdi kağıt. bir ilçe başkanlığı da ikinci aday çıksa kavga falan çıkıyor. İkinci dövmeye aday çıktığında sadece. Aydın'da böyle bir şey oldu. Bir sayın bakan çıktı dedi ki ikinci listeyi seçmezseniz, tek listeyle gitmezseniz, o tek liste belli değil. Tek listeyle gitmezseniz siyasi geleceğiniz sona erer dedi. Açık açık evet. söyledi. Açıkça söyledi Yani parti içi demokrasi zaten olmayınca demokrasi hiç olmaz. Evet buyurun başkanlık sistemine doğru gidiyor mu bizim gemimiz? Evet. Şimdi başkanlık sistemini biz, Taha Bey de biliyor, uzun yıllardır konuşuyoruz rahmetli Özal döneminden bu yana. Şimdi ben o zamanlar dikkatimi çeken ve yazdığım bir şey vardı, o, on, oradan başlamak istiyorum. Ee, Türkiye'de genellikle başkanlık sistemi derken kastedilen şey başkanlık sistemi değil. Ee, çünkü başka saiklerle gücü kendisinde toplamak isteyen, devletin patronu olmak isteyen bir irade... Buna başkanlık sistemi adını veriyor ve aslında böyle bir başkanlık sistemi yok. Şimdi başkanlık sistemi hani e, hukuk fakültelerinde daha birinci sınıfta anayasa hukuku dersinde anlatılan şeydir. Yani e, hükümet sistemleri tasnif edilirken başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığına hatta kuvvetlerin sert katı ayrılığına dayanan evet. sistemdir denir. E, yani başkanlık sisteminde e, başkanın devletin bütün unsurlarını yargı dahil olmak üzere kontrol etmesi, manipüle etmesi, yönlendirmesi diye bir durum söz konusu değildir. Tam tersi söz konusudur. Başkanlık sistemi esas itibariyle kuvvetlerin ayrılığına ve birbirlerini frenlemesine, dengelenmesine dayanan bir sistemdir. Halbuki şu Türkiye'de bakıyoruz, Sayın Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinde de bunu hissediyorsunuz. Bu devletin bir patronu olsun, bu belli olsun. Bu benim ve bu hani kağıda da bunu böyle yazalım. Ve kuvvetler ayrılığını gerçekleştirmek için değil tam tersine bütün kuvvetleri tek bir merkezden koordine etme, en azından koordine etme esasına dayanan bir modelden yana görünüyor. Dolayısıyla bu anlamda bir sistem başkancı denen bir sistemdir. Bu otoriter bir sistemdir iktidarın kişiselleşmesine yol açan, kuvvetler ayrılığını, fren ve denge sistemlerini alt üst eden bir sistemdir. Bu özenilecek bir şey değildir. Yani öyle manşetlerle ne güzel başkanlık sistemine gidiyoruz falan diye özenilecek bir şey değildir. Bu bir nakisedir az önce siz başka bir bağlanma söylediğiniz gibi. Bu yani yüz artıcı bir şey değildir bu anlamda bir başkanlık sistemi. Bu çünkü başkanlık sistemi değildir. Şimdi Türkiye'de ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anayasa Komisyonu'na daha evvel verdiği tasarıya baktığımızda hakikaten hiç alakası olmayan bir şey tam da, yani başkan sistemiyle alakası olmayan bütün güçlerin belli bir parti önderliği, başkan yasama yürütmenin o iradeyle koordine edilmesi, birleştirilmesi yasasına dayanan, hatta seçimlerin aynı tarihe alınmasını öngören ki başkanlık sistemin ruhuna tamamen tamam. aykırıdır bu. Buna benzer bir tasarısı var. Buradan anlıyoruz ki Adalet Kalkınma Partisi'nde özellikle Sayın Tayyip Erdoğan'da böyle bir istek var. Ve eğer AK Parti'nin sonra... o taslağını Meclis Komisyonu'na Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundu. O taslak çok vahim bir taslak. Onun Onda onu sizin şey gibi yaptım. anayasa profesörlerinin imzası var. Sizin gibi dediğim, Sizin şahsınız gibi ha, değil. Onu biliyorum. Profesör olmaları bakımından diyor. Evet yani nasıl o arkadaşlar <laughs> öyle yapmışlar bilmiyorum. Ben onu eleştirdim. <laughs> Yeni Türkiye'de uzun uzadıya. diye Şimdi e, Türkiye'de şu anda olmakta olan şey nedir? Besbelli ki e, Sayın Tayyip Erdoğan, Adalet Kalkınma Partisi'ne 2015'teki seçimlerden tek başına anayasayı değiştirebilecek kadar veyahut da birilerinin desteğiyle değiştirebilecek kadar çoğunluk elde etmesi halinde anayasayı bu yönde değiştirmek istiyor. E, ve anayasa değişikliklerinin şeyi de aslında bundan ibaret, başka bir şey değil. Yani anayasayı değiştirmek istemesinin nedeni zaten son 1,5-2 yılda içine girilmiş olan bu iktidarın kişiselleşmesi, merkezileşmesi eğilimini resmileştirmek, anayasallaştırmak niyetine dayanmaktadır. Şimdi Türkiye'de şu anda olan nedir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakanlar kuruluna başkanlık etmesi anayasanın izin verdiği bir durumdur gerektiğinde. Ama bu tabii parlamenter rejimin genel mantığı içerisinde olduğu ölçüde kabul edilebilir bir durumdur. Yani bu Cumhurbaşkanı'na e, icra yetkisini <laughs> üstlenme hakkı vermez mi? kesinlikle. Çünkü anayasa çok açık. Yani e, Bakanlar Kurulu'nun Başkanı olarak Başbakan hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Hükümetin siyasetinin belirlenmesi Bakanlar Kurulu ve Başbakandadır. Dolayısıyla bu icra yetkisi bundadır. E, dolayısıyla Cumhurbaşkanı burada hani katılabilir. Zaman zaman katılabilir. Fakat mesela orada icra karar alamaz. Ama Cumhurbaşkanı anayasaya göre o olmaksızın icraya kararlı alınabilecek e, durumlar da var. Olağanüstü hallerde, sıkı yönetimlerde. Hem bu durumların ilan edilmesi hem de bu dönemlere özgü kanun hükmünde karar söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı, Bakanlık Kurulu'nun burada gerçekten bir yetki ortağıdır. O olmaksızın kendi başına karar alamaz. Ama Hı. onun dışındaki durumlarda, olağan durumlarda Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olsa olsa istişari bir toplantı olabilir. Evet. Veyahut bugün Deven Köker'in doğrulak yazdığı gibi törensel bir toplantı olabilir. Ne bileyim bir sohbet falan olabilir. Ama oradan icrai karar çıkmaz. Çünkü o konudaki yetkiler olan hal dışında tamamen evet. şeye aittir. Bakanlar aittir. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Fiilen güçlü olduğu için e, bunu her istediğini o yaptırıyor. Yani netice itibariyle yolsuzluk konusunda komisyon, AK Partililerin belki gönlü... Yüce Divan'a gitsin istikametindeydi. İşte Muaviye Taha o güzel kitabı neydi? Tekrar Türkiye'nin hukuk, hukuk serüveli kitabında da söylediğiniz gibi aynı bir Muaviye üslubuyla sözde istişare ettiği, yönlendirebildiği havuç sopa metoduyla, insanlar vasıtasıyla bugün hükümetin fiili başı fiilen Tayyip Erdoğan'dır. Maalesef bakın tabii ki Ahmet Davutoğlu bir ilim adamı olarak görebiliriz, sevebiliriz ama e, böyle bir pozisyonu kabul etmiş bir insana benim e, maalesef pek fazla saygım yok bunu da buradan ifade ediyorum Sayın Davutoğlu. E, böyle bir şey olamaz. Yolsuzluklar bu kadar açık seçikken sadece bu yolsuzlukları aklamak üzere getirildiğin malum güvenmiyor. Başka <laughs> Abdullah Gül'e falan güvenilmiyor. Nedir? Ben Davutoğlu'nun gücü yok, ben onu kullanırım diye Davutoğlu getiriliyor ve e, bir de paralel devletle mücadelede görevlendirildi. Çünkü yolsuzlukları aklanmak için böyle bir icat var. Paralel devlet icadı. Yani bunlar yolsuzluk değil, paralel devlet bize darbe yaptı diyecek. Beyinleri yıkıyor bazı yani affedersiniz ahmaklar da buna inanıyor darbe. Darbe olduğuna apaçık bir yolsuzluk ortada. Paralar, pullar, onlar bunlar. Hani ben darbe diyene vallahi ahmak gözüyle bakıyorum. Yani kusura bakmasınlar. Belki ayıptır. Kimse, yani şey demiyorum yani paralel bir yapılanmaya inanmış olabilirler. O ayrı bir konu ama 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasına Hayır bu bir darbedir. Bu bir yolsuzluk değildir diyen ancak e, ya şeydir yani ahmak olmayan da satılmıştır. Yani bunun çeşitli şeyleri var. Pardon bir şey mi? Yok yok buyurun buyurun. Yani benim ben böyle düşünüyorum diyorum. Bu bir yolsuzluk. Benim de 17 Aralık ve 25 Aralık e, soruşturmalarının adli soruşturma olduğu kanaatindeyim. Ancak bu soruşturmayı yapanlar, hazırlayanlar Bundan hükümetin yıpranarak e, nihayet değişmesi, istifa etmesi gibi bir sonucun çıkmasını beklemiş olabilirler. Ama hukuken bunun adı soruşturmadır. Eğer bunu işte hükümeti zora sokmak, hükümeti istifaya mecbur bırakmak falan gibi niyetlerle yaptıysa bu suç ilka için cemiyet teşkili gibi daha basit bir suç olabilir. E, memuriyet vazifesinin kötüye kullanılması, polis vazifesinin kötüye kullanılması gibi suçlar olabilir. Yalnız bunun yanında bir de şu gerçek var. E, kamu hiyerarşisinde hiçbir hukukçu e, başka bir makamın telkiniyle çalışan kamu görevlisinin olmasını kabul edemez. Bu gerçeği de tespit edelim. İster hakim olsun, ister savcı olsun, ister tapu e, sicil memuru olsun, ister polis olsun. E, kamu görevlisinin tek rehberi e, kanuni görevleridir. Talimat alacağı tek yerde bir üst mercidir. ...bunu da e, vurgulamak lazım bunu, Hukuk devletinde bunu bu, başka türlü kabul edilemez bunu e, prensipte vurguluyoruz ama bunun ispat edilmesi lazım delillendirilmesi lazım yoksa ben çok kolaylıkla size diyebilirim ki Taha Bey, siz falanca merciden bir talimat alarak bu yazılarınızı yazıyorsun. tabii ya de, öyle yazıyor öyle ha, deniyor bize de deliliği e, de, elbette hukuk, hukuk, hukuk demek e, şimdi, delil demektir Tabii, tabii maalesef Türkiye'de Böyle bir uygulama var. Hiç kimse somut delillerle böyle bir ilişkiyi gösterme yoluna gitmiyor. Yani mesela şimdi bu Hidayet Karaca'nın cezaevinde olması. Ben çok üzülüyorum. Çünkü çok az da üzerinde durulduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani deniliyor ki bir kere sen diyor tahşiye operasyonunun startını sen verdin diyor Fethullah Gülen'e. Halbuki Fethullah Gülen o konuşmasında aramıza diyor tahşiyeci diye bir grup icat ederler bizim aramıza sokarlar. Ve o karanlık kurul denilen o film senaryosunda da e, azimendilere filan işaret ediliyor 28 Şubat sürecinde. Azimendil e, bilmiyorum evet. E öyle İyi, iyi ki izlemediniz çok kötü ha, filmler. Var. Hayır senaryo Muhakkak. senaryo yani, güzel, senaryo senaryo güzel değil de senaryo değil bu karanlık Suç kurul. değil de yani karanlık kurul senaryosu bu. Yani o zaman nasıl böyle irticai bir şey, paranoya yarattılar azimendilerle, Fadime Şahinlerle. Dikkat edin diyor 2009 yılında. Şimdi de diyor böyle bir şey tahşiye diye bir şey icaz ed ida icat ederler. Hani bize de silah filan da koyarlar. Terör örgütü yaparlar. Hiç silaha ulaşmamış insanlara. Yani ikaz ediyor. Çünkü bu ıı, şey dediğimiz, tahşiyeci dediğimiz grupta ee, onların işte Bediüzzaman e, yok evet o Nurcular ekibinden aynı şeylere e, ama Nurculuğun ana çizgisinden uzak ana çizgisinden uzak ama aynı nurculuğun şeyi Risale-i Nur okuyor bir çizgidir, evet, ılımlı evet. ama Risale-i Nur okuyor işte evet. onu daha böyle cihat, falan üven lafları var, var cihat istikametinde evet. yorumluyor filan ama oradan bir ikaz varken bu ikaz sanki bir talimat gibi yorumlanmak suretiyle peki Hidayet Karaca bunun neresinde derseniz Hidayet Karaca şöyle 2013 yılında bir konuşması var yasa dışı kaydedilmiş Fethullah Gülen'le Hidayet Karaca arasında 2013 yılında daha sonraki başka bir dizide de böyle bir karanlık kurul gibi bir şey var oranın metnini okuyor işte falan falan tamam bu geçsin mi diyor konulsun mu diyor evet gibi bir Onay alıyor bak. Iki... Bu yasa dışı dinleme mi? Yasa dışı dinleme olmasına bu rağmen bunu delil saydılar. Delil saydılar. E, emsal olur Ama o zaman bu iş. <laughs> en, hayır Taha Bey bunun daha önemlisi şu. 2009 yılında asıl o tahşiye operasyonu yapıldı. Ve 2009 yılında bir karanlık kurulda bu laf geçiyor. Tahşiye lafı. Bunlar şöyle diyor. 2013 yılındaki bir başka dizide sen... Fethullah, ha, Gülen'den, geriye dönerek evet, Fethullah Gülen'den Evet. Gülen'den bu talimatı değilim, aldınsa 2009'da da demek sen bu ilişkiyi kurarak bu talimatı aldın. Zaten böyle bir şey de yok yani tahşiye operasyonu yapın talimatı da yok o karanlık kurulda. Ben, hukuken yani şunu söyleyebilirim. Çok garip bir durum tahşiye var. operasyonunu yapın diye bir talimat yoksa yok diyorsunuz. E, yoktu gayet. E, di, 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 belgesel yahut dizi evet. 2013'te yapıldıysa. 2009'daki bir olayı siz bu dizi vasıtasıyla dizayn ettiniz. Bu hukuken kabul edilemez. Tabii tabii. Bunu hep böyle evet. söylüyorlar. Bu bana şeyi hatırlattı. Şimdi aklıma az önce meceleden söyledik ya. Mecelede bir hüküm vardır. Müs değil mübaşire zamin gerekir. ne <laughs> demek? Yani şimdi şey örneğine çok uyuyor bu. Yani televizyondaki bir dizinin yayınlanmış olmasıyla Hmm. Diyelim ki o diziye dayanarak, ona etkilenerek bil fiil o işi operasyonu yapmış olanlar arasındaki ilişki açısından. Yani televizyon burada müsebbip olabilir diyelim. Hmm. Mübaşir doğrudan böyle bizzat yapan fail. Şimdi burada eğer bir suç varsa... Yani onu gerçekten o operasyonu ya yani operasyon suçsa tabii, o operasyonu yapmış olanlar benmez. kimdir? Yani televizyondaki bundan dolayı hukuken ilzam edilemez televizyon dizisi veya falan canın. Canım. Öyle olmuş olsa ama bile. Hala yani. bakın, bakın cezaevinde ceza ama yani olmaz. ilzam edilemez ee, biraz ama. Biraz da başka konularla başka evet. konularla dedim, böyle kitap belgesel işlere çok uğraştığım için ben bu ayrıntıyı bilmiyordum. Yani tahşiye e, operasyonunun 2009'da yapıldığı halbuki televizyondaki e, dizinin 2013'te. Hayır, şunu bir daha açıklık yapayım. Şimdi tahşiye operasyon 200 2009'da yapıldı. 2009'da. Bir başka dizi vardı 2009 yılında. Orada da bir karanlık kurul vardı. O karanlık kurulda şöyle diyordu karanlık kurul. Operasyondan önce mi sonra mı? Operasyondan önce. Hı. Karanlık kurulda şöyle deniliyordu. E, tahşiye diye bir şey icat edilir. İşte masum insanlarla karışır filan öyle bir e yani 28 Şubat benzeri bir paranoya yine irtica hortlar ikaz ediyor. Onları aranıza almayın gibi evet. kendi takipçilerine böyle bir ikazda bulunuyor. Bu 2009'da olmuş. Sonra o dizi bitmiş. Aradan yıllar geçmiş. Bir başka dizi başlıyor. O başka dizide de bir başka karanlık kurul var. İdaiyet Karacan'ın suçlandığı bu iki... 2013'teki. Hayır. 2009'da suçlanıyor ama orada ne konuştu? Orada Fethullah Gülen'den bir talimat aldığı bilinmiyor. Anlatabildim evet, mi? 2010 evet. 13'le Fethullah Gülen'le bir konuşması var. O ikinci dizinin e, şeyini okuyor. E, karanlık kurulundaki cümleleri okuyor. Sözde onay alıyor. Yani bir şey sesini çıkarmıyor Fethullah Hoca. Onlar da diyorlar ki bak demek ki sen sürekli irtibat ha, halindesin bu. 2013'te talimat aldığına göre 2009'da, 2009'da da, da senin sen bu ilişkiyi kuruyorsun. Yani sen bu talimat üzerine bu karanlık kurula bunu. Yani çok garip bir <laughs> hadise. Zaten bizatihi <laughs> bu suç değil de hani suç sayılmaz da <laughs> ama oradan işi yürüterek Demek 2009'da da sen bu talimat... Zaten suç değil o karanlık kuruldaki konuşmalar. Polis demiyor ki ben talimatı karanlık kurulu dinledim diziyi, elime silah aldım, operasyon yaptım diyen de yok. Yani bu zaten MIT'in izlediği, İstihbaratın Tabii. izlediği siz biraz önce El Kaide ile ilişkili gibi görünen, onu öven televizyonda dinledik ee, onu da, böyle evet. bir grup bunlar. Şimdi yanlış operasyon yapılmış olabilir. Haksız şeyler yapılmış olabilir ama bundan dolayı bir diziyi sorumlu tutup bu çok önemli. Polislerle bu şekilde irtibat kurmak suretiyle terör örgütü yaptılar şimdi. Yani bu öyle az buz bir şey değil. Polisin elinde silah olduğu için Polisin elinde silah, polis talimatla tahliye operasyonu yaptı. Dolayısıyla Fethullah Gülen ve cemaat ve terör örgütü üyesi olarak Hidayet Karaca şimdi hapiste. Yani hani bu çok önemli bir hadise bence. Sevdiğiniz şimdi... beni şeyden korkutuyor. <laughs> eğer filmlerin eee böyle ben de. etkileri varsa Şimdi her gün televizyonlarda Kara Muratlar, Battal Gaziler falan bizimkileri dövüyorlar biliyorsunuz. Ben, ben... sen gittin <laughs> yani. ben Ben Ama çok seni koruyayım. O filmler gidecek. Sen kurtaracaksın. Ee, i̇zin verirseniz ben de bir şey söylemek istiyorum. Aslında başkanlık sisteminden konu çok değişti. Ben oraya ilgili notlar ha, gir almıştım ama. E, bakın şöyle bir şey vardı. Aslında yine Ak Parti'nin iyi bir tarafını söyleyeceğim size bugün nedense ben böyle bir <laughs> böyle şeylerde daha, daha ironik iyi tarafından söylüyorum. Yani i̇yi tarafını yıllarca destekledik bu, zaten. Bu 10 ben yıl desteklemedim boyunca Mustafa tarafında. Biz üçümüz de destekledik. Diyor. Referandumda e, evet dedim elbette. O başka ha. bir. Tartışma. Solcu olduğun için destekledik. Biz muhafazakar olduğumuz elbette. için. Tabii, demokrasiyi uygun durum yönlerini destekledik. Bunun altını demokrasiyi uygun bulduğumuz yönlerini. Kapatma davası esnasında sivil siyaseti destekledik. 367 saçmalığı esnasında destekledik ama AK Parti değil etik olarak siyaset mekanizmasını referandumda da benzer şekilde. Evet. Şimdi bu devletin Sayın Erdoğan'ın tarif ettiği eski devlet çok kutsaldı. Hepimizin başını yakan bir durumdu bu. O kadar kutsaldı ki herhangi bir devlet kurumuna, bir makamına, bir bir şeye karşı eleştiride bulunduğunuz takdirde Ciddi anlamda bir vatan hainliği, özellikle sol cenah için söylüyorum, vatan ile suçlanırdınız, başınıza felaket gelirdi. 301 gibi korkunç bir e, madde yüzünden bir sürü meslektaşımızın canı yandı, ölüm tehditleri aldı, öldürülenler, hatta 301 ile ilgilidir. Fakat, e, Sayın Erdoğan bu kurumları ele geçirmeye karar verdiğinden beri, yani o eski devlet kötüydü, peki, o gerilesin, peki, ama onun yerine gelin hepsi benim olsun, ancak o zaman kendi iktidarımı daha muktedir olarak icra edebilirim kararını verdiğinden beri bu kurumları yıpratmak zorunda kaldı. Yani bugün Cumhurbaşkanlığı makamı çok yıpranmış durumda. Hatırlayın, Sayın Abdullah Gül'ün ben de kıymetli birisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Hrant konusunda Devlet Denetleme kurulu raporu vardır ki altına imza atarım. Tabii, tabii, tabii. Fakat bu toplumda bu gidişatla ilgili kaygı duyan kesimlerin Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nı bir umut olarak gördüğü çok kritik yasaları onaylamıştır. E, basınla ilgili sosyal medyayla ilgili başta olmak üzere yani oralarda e, şeyi çok iyi hatırlıyorum ben e, insanlar hiçbir zaman AK Parti çizgisinde olmasa bile Abdullah Gül'ün o geldiği daha demokratik gelenek ve kişisel özellikleri sayesinde bir tavır gösterebileceğine dair kanaatleri oluşmuştu olmadı ve Sayın o dönemlerde ısrarla e, iktidarı benim bu devletin e, yürütme kurulu benim e, diyerek üstü kapalı şekilde Abdullah Gül'ün sınırlarını çizmişti Şimdi Sayın Davutoğlu da çok kıymetli bir akademisyen olabilir. Fakat iki gün önce kolunu keselim deyip iki gün sonra bir darbe teşebbüsünden kurtulduk dediği andan itibaren gerçekten ciddi bir değer kaybıyla hızla yine oradaki o otoriteryen Erdoğan söyleminin altında kaldığını gördük. Bir atanamayan başbakanlık durumu söz konusu kusura bakmasın. Ben de bunu söyleyeyim. Başbakanlık kurumu da oldukça yıpranmış durumda. Asker zaten bir tık öncesinde korkunç işler yapmıştı ve yıprandıydı. Polis, yargı, şu bu falan. Şimdi bu devlet artık bu kadar kutsal değil. Olması gereken de bu ya zaten. Devlet mümkün olduğu kadar küçük, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir bir mekanizmadan teknik başka bir, bir şey kurul, değil ya teknik ve hukuki bir kurum Elbette, var. Yani evet. öyle çok kutsal işte hayır insanların Şşş. mutlu yaşaması için vatandaşların can güvenini Ama bu sağlamak şey için bütün müesseseler yıprandı. Devleti kutsallıktan çıkarmak için bu iyi olmadı. Yani müesseselerle ee, yani bir devlet ee, ayakta ee, durur. Şimdi aynı kurumlara yani Sayın Erdoğan itibar vermeye çalışacak. Evet. Ee, kendi yıprattığı ve alaşağı ettiği algıda alaşağı ettiği bütün bu kurumları Tamamen ele geçirdiğini hissettiği anda o kurumları tekrar itibarlandırmaya çalışacak. O zaman pek itibar kazandıramaz. E bakın bu hayırlı bir şey. Koca saray yapıldı. Eskiden o saraya laf etseydik vay sen bu ülkenin şanına şerefine mi laf ediyorsun olurdu? Şimdi dalga geçiyoruz. Koca işte bir takım icraatlar, şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun yerine o eski tırnak içerisinde çok kutsallık algısının alaşağı edilmesi hayırlı bir şeydir. Kavga şimdi başladı o kurumları tekrar demokratik aynı şeyleri söyleyeceğim. Hesap verebilir vatandaş lehine kurumlar haline Tabii getirme mücadelesi verebilir. ve bağımsız denetleyebilir bir şekilde hale gelmesi mücadelesi sanırım hepimize düşen bir görev ama ben burada şey beklemiyorum artık. Yani AK Parti içerisinde her kritik dönemde bir yarılma beklenir. Yok, yok, oradan o öyle olur buradan Cumhurbaşkanı bak görüp bu sefer yandılar işte falan hiçbir zaman yok, yok. E, ben de yandım. oradan bir yarılmaya değil de insanlar kendi özgücüne bunun üzerinde söyleyeceği siyasete muhalefete gazeteciliğine falan güvenerek e, bu yerine tesis edeceğimiz ülkeyi e, konuşmaya başlasa hayırlı olur yoksa ben e, hani çok milli şeften şikayet etti Sayın Erdoğan inen i̇şte, İnönü'den her seçim meydanda onun milli şeflik döneminde ne kadar otoriter ve şey bir lider olduğunu anlattırdı. Sanırım Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük milli şeflik payesi bugün kendisine yapışmak üzere. Daha milli şefini görmedik yani. En azından biz kuşakta daha milli şefini görmedik. yani. Evet. Ben burada iki cümle evet. söylemek evet. istedim. Birisi <laughs> Sayın Ahmet Davutoğlu yenidir. Hakkında erken bir hüküm vermeyi doğru bulmam. Davutoğlu'nun profesör olmasının kendisini tanıyanların bildiği şahsiyetin gereklerini yerine getirebilmesi için zaman bakımından da sahip olduğu güç bakımından da henüz daha işin çok başında. Ben o bakımdan Davutoğlu ile ilgili biraz zamana ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Temenniyim tabii Davutoğlu'nun kendi kişiliğinin gerektirdiği güçte bir başbakan olmasıdır. Sayın Abdullah Gül'e gelince Abdullah Gül birçok şeyi önledi. Bunun en basiti hepimizin bildiği. E, iletişim kanunu e, frenledi. O ayrıldıktan sonra kanun, e, torba kanunuyla yukarıya sevk edildi. Pek çok sayıştay, felaket bir sayıştay kanunu ikinci defa çıkarlıyordu. E, komisyon başkanı, meclis komisyon başkanları, bunlar hepsi medyaya çıkmış şeyler, benim özel bilgilerim değil. E, komisyon başkanı çağır, çağırarak bunları engelledi. Polis vazife ve selayetlere kanunu daha önce değiştirilecekti. Onu Abdullah Gül önledi. Ancak Abdullah Gül şunu yapmadı. Onları Kendisine gelmeden engelledi değil Kendisine mi? Kendisine gelmeden evet. görüşerek, temas kurarak. Geldikten sonra bir kısmını köşkün çok iyi hukukçuları var. Onlardan Emin Bey de şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. O çok iyi hukukçuları incelettirerek şurası da şöyle olsun demek suretiyle. Abdullah Gül benim kanaatimce evet AK Parti çizgisinde muhafazakar bir cumhurbaşkanı ama bir cumhurbaşkanı tarihe nasıl geçmeli sorumluluğuyla hareket etti. Elbette benim de bir takım beklentilerimi karşılamadı. Ben de şu falanca kanunu veto etmesini, şu konuda açıklama yapmasını isterdim. Oradaki de şu, ya nasıl olsa cumhurbaşkanlığı bitince ben siyaset yapacağım, e, 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 ilişkin kopmasın. Kardeşlik hukukuna inandı. Ama halbuki siyasete karşı partinin kapısını kapatmadılar. Evet. Yani. evet siz... yani. bir gün farkıyla işte bu da kardeşlik hukukunun ne olduğunu gösteriyor. Bir gün sonra Abdullah Gül AK Parti'nin kongresi bir gün sonra Abdullah Gül aday olabilirdi. Neticesi bellidir o aday olsaydı. Hayır bir gün öncesine alınarak yapıldı. Bu da kardeşlik hukukunun ne Ama olduğunu Ama tabii çok özür dilerim, Bir cümle siz sanırım daha iyi anlatırsınız. Bizim 600 yıllık devlet geleneğimizde kardeşlik hukuku dediğiniz zaman biraz endişe etmemiz gereken bizim bir durum vardır. Devlet, devlet yani. geleneğimize bağlanmasına itiraz Yok, edelim. Esprili olarak söyleyelim. Ya, yani Rönesans, bir... Rönesans'ın ne kadar muhteşem bir medeniyet hamlesi olduğu belli. Ee, Burkard'ın iki ciltlik, İtalya'da Rönesans kültürü var. Rönesans'ın ne kadar kanlı, cinayetlerle evet. dolu bir şey olduğunu hepimizin de bildiği bir olay. İşte buradaki problem tarihi evrimin neresinde olduğumuz bu 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 bulunduğumuz evrim noktasında bu işlerin yakışır. Peki Abdullah bari. Gül istifa etseydi ne olurdu? Yani neticede Tayyip Erdoğan seçilmişti. Değil mi? Abdullah Gül istifa edebilirdi. Tayyip Erdoğan mecburen Çankaya çanka bu, bu bizim gibi. rasyonel düşüncemiz. Ha. Kuvvet dengeleri nasıl işlerdi onu bilmiyoruz. Evet. Herhalde Abdullah Gül'ün kendisi bunu bizden iyi biliyordur. Tabii biliyor. Herhalde şunu düşünmüştür. Ee, bu şeyde kongrede bana oy çıkmaz diye düşünmüş. Oy Böyle çıkmaz, bir emri o, belki... o çıkmaz değil yani e, itilip kakılmak, renci edilmedi. falan. Rencide edilebilir yani, endişesine Abdullah kapılmıştır. Hepimizin tabii. tanıdığı tabii birisi. Tabii ben de çok ha, Siz de çok yakından tanıyorsunuz. Son derece beyefendi, olgun, ağırbaşlı. herhangi bir konuyu siz şurada yanlış yaptınız dediğinde daha öyle mi nasıl yaptım diye dinleyebilecek olan birisi. E, entelektüel seviyesi bir hayli, ufku bir hayli geniş bir insan. İşte yaptığı konuşmalardan görüyoruz. Abdullah Gül'ün 2003 yılında İran'da toplanan İslam Kongresi'nde yaptığı bir konuşma var. Kadın erkek eşitliğini savunan bir konuşma. Müslümanlar kendi e, problemlerini kendileri çözmeli. Bir an önce ekonomik, sosyal, siyasi reformları yapmalı. Yoksa kendi işlerinde çatışmaya ve yabancı güçlerin müdahalesine maruz kalırlar diye 2003 İslam konu. Çok önemsediğim için. bir şey hocam, Abdullah Gül'ün size göre siyasette, Türk siyasetine bir rolü olacak mı ileriki senelerde? Yani... Valla bu şu anda böyle bir şey olur veya olmaz demek kehanet olur. Şu anda böyle bir işaret yok. Ama Türkiye'de siyaset maalesef kurumlaşmadığı için kişilerin tavırlarına, kişilerin reaksiyonlarına çok bağlı olduğu için Öngörmek mümkün değil. De ben temenniye de. İster yani mutlaka istiyordur. O istiyor. Konjektürümüz işte, olur mu gayet? Insan, kardeş, yani hayat siyasetle geçmiş insanlar kardeş yani kardeş ilk yedi. yedi. Yalnız bakın bir şey söylemek istiyorum. E, liderlik farkıdır. Bak Tayyip Erdoğan lider tartışmasız. Yani ben şimdi çok kusurlarını görmekle birlikte bu kadar büyük. Bakın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlar ve önemli çok ciddi iddialar. Bu sıkıntıdan çıkmayı başardı Tayyip Erdoğan ama ona iftira attı, büyük bir hukuksuzluğun içine daldı vesaire. Dikkat ederseniz işte Abdullah Gül'e ekarte edecek yöntemi benimsedi ve yani bu birazcık da liderlik gösteriyor, değil mi? Abdullah Gül benim düşünceme Vallahi, göre yani, yani hiç şu liderliktir, bu liderlik Hayır, değildir demek yerine. Almadı. Yani Şimdi lider biraz risk alır, inisiyatif alır. E ben onu söylüyorum. Celal Bayar eğer risk almasaydı Milli Şef düz dönemi devam edecekti. E Razım, o da Celal risk. Celal Bayar'ın yaptığı risk değil. Yani İsmet Paşa ne? demokrasiye geçelim diye karar verdi. E şimdi, i̇lk, daha teklifi, şimdi daha çok demokraside yaşıyoruz. Şimdi daha çok yaşıyoruz. Yani Celal Bayar'dan bahsettiniz de onun için söylüyorum. İsmet Paşa'nın kendisi demokrasiye geçmeye karar verdi. Bu sözünde hatta İsmet Paşa 46'tan önce 1939'da İstanbul Üniversitesi gayet iyi bilirsiniz bu işleri. İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret ettiğinde bizim tek eksiğimiz müteaddit partileridir. Yani tek partili sistemi eleştiren görüşleri var. İkinci Dünya Savaşı girdi olmadı. 46'ta karar verdi. İsmet Paşa'nın ilk teklifi Rauf Orbay'dır. Biz terakki Fırka'yı kapatmakla, mürteci diye kapatmakla yanlış yaptık. Gel şimdi kur. Ama Rauf Orbay artık canından bezmiş. Bir daha eee o suç jaktı işte. Ama Celal Bayar'a çok verdi. E, itildiler, kakıldılar. <laughs> muhakkak, e, zulme <laughs> muhatap oldu. Celal Bayar dik duran bir insan yani, olduğu muhakkak. Yasada tavrı belli a, yani. yani. Yani orada e, valiler bilmem neler hep e, değil mi şeyin CHP mensubu olduğu e, erken bunlarla mücadele etti. Tabii ki böyle bir fikir vardı ama İsmet Paşa zannediyordu ki bunlar o kadar büyümeyecekler böyle cüzi ve Öyle şey. Öyle zannediyordu şey oy kullanma biliyorsunuz açık Atatürk oy. Atatürk de serbest kurdururken 40-50 milletvekili diyor. Öyle evet. gibi düşün. Dolayısıyla bir mücadele verildi. Ben iyi niyetle söylüyorum. Güzel bir şey yani memlekete layık buluyorum. İhtiyacı e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Abdullah Gül gibi bir insana. Gerçekten bir bataklığın içine gitgide çöküyoruz, göçüyoruz. Yani böyle zamanlarda müstakil harekete edebilecek lider karakterli insanlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet buyurunuz. İnlimden mi bahsetmek istersiniz Genelbay'a? bayağı... vallahi çok şey var. Bir... Ben baştan biliyor bir... ya başta başlam... <laughs> Gazi filmleri ben az önce başladım. şeyde <laughs> e, bu Taha Bey'in sözünü ettiği demokrasi çok partiyata geçiş sürecini ben de e, 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 epeyce inceledim. Eee Sayın e, rahmetli İnönü ile ilgili tabiiin e, pozisyonunu fazla iyimser bulduğumu söylemek isterim. Ben büyük, e, büyük ölçüde uluslararası konjonktürün zorlamasıyla olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinin ama o ayrı bir konjonktür inkar anlamına gelmiyor. Ama İsmet Paşa'nın e, Atatürk'ün fazla gölgesinde kalmış olmaktan onu ha, aşan bir şey yapayım diye. duygusu var. Ha, a, doğru, İlk o defa da, da 1939'da da tek eksiğimiz müteddik partilerdir. <laughs> Diye yaptığı konuşma var. Neyse yani ben e, bu Sayın Abdullah Gül'le ilgili olarak da e, daha fazla inisiyatif alan, risk alan bir pozisyon benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, geleneksel klasik parlamenter rejim modeline uygun bir Cumhurbaşkanı oldu doğru. Fakat biraz daha e, aktif olabilirdi bazı konularda. Fakat... E, benim asıl ilgimi çeken şey bu kardeşlik hukuku lafıdır. Yani <laughs> kamu hukukunda evet. devlet yönetiminde modern Weber'in anlamda bir bürokratik devlet yönetiminde kardeşlik hukukuna referans yapılmasını olanlaştıran bir söylem bana çok tuhaf geliyor. Yani pre -modern premodern bir söylemdir bu. Evet yani premodern bir söylemdir bu. Dahası bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde son yıllardaki de ağırlık kazanan bir söylem siyasetin dini ve sadece dindarlar arasındaki özel terminolojiyle anlaşılabilecek kavramlarla tahlil edilmeye çalışılmasıdır. Yani bugün o sözün ettiğiniz gazeteler yazıp sizlere bakınız ve bu iktidar çevresinden söylenenlerin bir kısmına bakınız. Zaman zaman söylediklerine bakınız. Burada yani rasyonel anlaşılabilir herkese hitap eden bir dilden ziyade kendilerini gerek meşrulaştırma sadedinde gerekse başka vesilelerle olsun topluma dönük pozisyonlarını haklaştırmaya çalıştıkları zaman kullandıkları din, dini bir söylemi çağrıştırıyor. Çok özel bir formasyona formasyonuna gelmiş olanlara ancak hitap eden bir söylem, söylemi kullanıyorlar ki bu yani Türkiye bu bir geri gidiştir ben buna katılıyorum bu kesinlikle bir geriye gidiştir yani böyle bir eşitliğe dayalı yurttaşlığa dayalı modern bir devlet olmaz. Yani bunu hakikaten çok ciddi olarak düşünülmesi gereken bir mesele Hı. olarak görüyorum. E, tekrardan ben bu kitabın öneminin üzerinde durmak istiyorum. Türkiye'nin hukuk serüveni. Çünkü Taha Akyol yazdı. Doğan kitaptan çıktı. E, bu çok önemli. Çünkü Türkiye'de esas ihtiyacımız olan hukuk. Mesela, şimdi e, anayasa mahkemesine güveniyoruz, güvenmiyoruz tartışması yürütülüyor ama beni de mesela son kararlarıyla büyük hayal kırıklığına uğrattı Anayasa Mahkemesi. Suç ceza hakimliklerinin anayasaya aykırı bir e, aykırı olduğuna dair karar vereceklerini doğrusu bekliyordum. Sulh ceza hakimlikleri tabi hakimlik ilkesine aykırı. Ondan sonra e, mesela tutuklama kararı veriyor, itiraz bir üst mahkemeye yapılmıyor. ikinci sulh ceza hakimliğine yapılıyor. Nazım, sulh ceza hakimlikleri hakkında Anayasa Mahkemesi karar vermedi. Verdi. Ben öyle... Şöyle, ha ha nedir işte iki, o... Orada iki şöyle, tane dava var. Evet. Birisi bireysel başvuru yoluyla yapılan dava, açılan dava... Sulh ceza mahkemelerinin anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Tamam. Anayasa Mahkemesi dedi ki bireysel başvuru davası başkadır, iptal davası başkadır. Bireysel başvuruda anayasaya aykırılık görüşmesi yapılamaz dedi, reddetti. Ha, Usulen. sizin dediğiniz bu. Iyi. Usulden reddetti. Tamam. Yoksa o zaman ben ve şaşırdım çünkü böyle yansıdı. Uf, reddetti gibi. Oldu. Yani sulh ceza hakimliklerini anayasaya uygun saymak skandal olur. E niye peki CHP'nin mi müracaatı var o zaman sulh ceza hakimliklerinin? CHP'nin açtığı ayrıca bir dava var. O dava derdest daha Aa, Anayasaya aykırılığı. aykırılığı. Bak aykırılığı. bunu duyduğuma yani çok demli oldum. İhtimali e, ihtimali var mı? Var tabii. CHP'nin. Yani benim hukuki kanaatim sulh ceza hakimliklerinin anayasaya aykırı olduğu. Mahkeme niye karar verir bilmiyorum ama mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ...iştihatlarına hassasiyetini bildiğim için beklentim iptal etmesi. Hı. O reddettiği bireysel başvuruyla ilgili. Tamam. E, Çünkü burada şimdi polisler, edelim. polisler bireysel başvuruda bulundular fakat o bireysel başvuruda bulunurken tabii kendi hakları ihlal olduğu için bu tabii hakimlik ilkesine ilkesine riayet etmeyen bir mahkemede cezaevine atıldık gibisinden ama bu geçerli olmuyor. Nazan Bireysel Başvuruda ben. su Ol... e, ceza hakimlikleri anayasaya uygun mu değil mi incelemesi yapılamaz. Yapılamaz. O zaman Ancak çok iyi Ancak ceza hakimi olur. işlemi yaparken e, adil yargılanma hakkına uydu mu uymadım mı onun incelemesi yapılabilir. Ha, ben buna çok memnun evet. oldum Taha e, Bey. Çünkü inanın Hayretler içinde kaldım. Zar dedim. Ee, Haşim Kılıç da gidiyor artık. Bundan sonra... Yani Haşim Kılıç mahkemenin başkanı ama mahkemenin Tabii, başı değil. Mahkemenin bir oyu başı var. değil. Ayrıca Hı. da çok... bir oyu var. Çok değerli hakimler var. Çok değerli ha, hakimler ben var Ben de... De böyle bir karar çıkınca herhalde dedim yok ki yok. hizaya girdiler. Şimdi yeni atamalar Cumhurbaşkanı biliyorsunuz e, üyelerin çoğunluğunu hatta hepsini atadığı için böyle bir Nazlı şey. Nazım şey, bir de burada çok büyük bir sıkıntı evet. var. Bir e, de, bir kuruma e, halledebileceğinden fazla bir değer yüklemeye başlıyoruz böyle gittiği için. Çünkü başka yerlerde ümit kalmayınca anayasa mahkemesi şey sanki bir mahkemesi muhalefet seçiyorsun. mekanizması gibi iktidarı terbiye edebilecek veyahut da işte ona karşı bir diren direniş gösterebilecek yegane kurum gibi algılanmaya başlıyor. Nasıl ki daha önce Cumhurbaşkanlığı makamında birkaç kez işte sizinle bazen hemfikir olduğum bazen hemfikir olamadım e, onaylanan yasalarda olduğu gibi. Şimdi mekanizma öylesine bir kitlendi ki e, daha önceki programda da konuşmuştuk CHP'li e, Sayın Haluk Koç konuğumuz olduğu zaman şimdi parlamentoda bizim konuştuğumuz buradaki bütün meselelerle ilgili artık iktidarı şikayet ettiği meselelerle ilgili. Mesela işte Bingöl'de e, PKK'nın vurduğunu söylediği 3 tane e, polis memuru var. Arkadan infaz edilen işte 3-5 insan var. Bingöl müydü doğru mu söylüyorum şehri? Bingöl'de oldu evet. Sanırım Bingöl'de. Şimdi e, AK Parti bundan çok şikayet ediyor. Meclis'teki muhalefet partileri aklınıza gelebilecek bütün konularda önerge veriyorlar. Dersim konusu, Roboski konusu, işte cinayetler, gezi meselesi, darbe meselesi, 17 aklınıza gelebilecek her konuda. Fakat otomatiğe bağlanmış bir şekilde bütün kabul edilen yok şu anda. Yani herhalde 12 yıl içerisinde bir tane falan yok. Bir tanesi yanlışlıkla kabul edilmiş. <laughs> Sonra tekrar itiraz etmişlerdi falan. Bunun dışındaki kurumlarda bir e, herhangi bir şekilde hakkı devletin kapısını çalacağınız kurum yok. Polise o güvenmiyor ben de güvenmiyorum. Savcı kimin savcısı bilmiyorum. Hakim acaba dolayısıyla Anayasa Mahkemesi e, şu anda sanki bütün toplumun bu konudaki sıkışmışlığına e, çözüm üretecek. Kaldıramaz ki bu yük. E, aynı zamanda siyaset e, bunu sürekli kriminalize ettiği bir durum var karşımızda. Çok sıkıntılı görüyorum. Hiçbir kurum çalışmıyor yani. Şimdi aslında orada şöyle bir durum var. Yani sadece Anayasa Mahkemesi değil ama Türkiye'de çok güçlü ve bağımsız bir yargı geleneği olsa Mesela Amerika'daki gibi yargının itibarıyla birlikte yani sadece mahkemelerin işte şeklen resmen bağımsız olması meselesi de değil bu. Yargının geleneksel olarak bir prestijinin itibarının saygılın olması lazım toplum nezdinde. Ya yani toplum ona baktığı zaman şunu düşünebilmesi lazım. Ben parlamento yanlış kanun çıkarabilir. Hükümet filan bakanlık falan gelen müdürlük bana haksızlık yapabilir. Ama ben sonunda çok emin bir şekilde hakkımı var. arayacağım bir kapı var. Ve ona kimse etki edemez. Önemli, evet. Hakkımı alabilirim. Türkiye'de bu bu kayboldu. Bu zaten evet. zayıftı. Son zamanlarda bu iyice kayboldu. iyice kayboldu. Değirmencinin Berlin'de hakimler var dediği gibi. Demesi gibi, evet. Bugünkü hürriyette vardı. Ee, Obama e, evet. yıllık sunuş konuşması ha. yapıyor. Hakimler ayağa kalkmıyorlar. Çünkü tarafsız, o, 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 tarafsız tarafsızlık mesajı vermiş. Ve seçilen cumhurbaşkanı Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin başkanının önünde incil el koyarak yemin ediyor. Tabii başkana o e, kadar yüksek ki yemin başkanın şey yemin yüksek. meşruiyeti mahkeme başkanının karşısında yapılıyor. Tabii. Şimdi biz tabi buradan çok daha geriye düştük memleket olarak. Zaten bakın yüksek yargı her zaman Türkiye'de tartışma konusu olmuş. Evet. Çünkü maalesef 27 Mayıs darbesinin bir ürünü olarak Anayasa Kesinlikle. Mahkemesi ortaya çıktı. O zaman onlar atadılar. Yani atandılar tarafsız ol öyle bir şey yok. O zihniyete 27 sahip öyle şeyler Ortam atandı yani ee, şeyler e atandı yani Mahkemesi'nde sorgu yapan o e kişiler veya salim hakimler, oldu, salim oradaki e, görev yapan hakimler atandı. Oradan bir kere düşünün, bir namuslu biçimde bu Anayasa Mahkemesi maalesef Keşke kurulmadı. Kurulsaydı. Böyle kurulsaydı daha Ama taraf... 2010'da yapısı çok değişti. Ha, 2010'da değişti. Ayrıca da önemlisi Anayasa Mahkemesi'nin üst norm olarak, Anayasa'da yapılan değişikliği de paralel şekilde... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştihatlarını ben Tabi benimsiyor. Yani Fakat aldım. yani Hanım'ın söylediğinde şöyle bir doğruluk payı var. Yani HSAK hukuki düzenleme öyle, çok ne olursa olsun insanlar Muhakkak. Anayasa Mahkemesi yani toplum nazarında Anayasa Mahkemesi baştan bir sakat olarak ortaya Muhakkak. çıktı evet. ve o psikoloji fevkalade önemli. Yani Amerikalıların Yüksek Mahkemeye baktığının yani çok çok gerisinde bir e bakış açısı. konusu. 12 Eylül'de gittiler evrene tebrik ettiler. 28 Şubat'a geliyoruz. Anayasa Mahkemesi üyeleri var mıydı bilmiyorum ama Yargıtay yani, üyeleri 28 Şubat'ta bu. askerler birifinge şey. gittiler. <laughs> 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 Tabii ayakta alkışladılar. <laughs> ayakta alkışlıyorlar. Ayakta alkışlıyorlar. Şimdi... 27 Mayıs'ın şöyle bir tahribatı da var. Sadece Anayasa Mahkemesi'ni kendi adamlarıyla kurması değil. E, 27 Mayıs e, Danıştay üyelerinin dörtte üçünü Kuyruk diye Demokrat Partili Tabii diye etti. Yargıtay üyelerinin üçte birini. Danıştay'da niye daha fazla? Kararnameye falan baktığı Tabii, için daha siyasi. Daha kabuk. Ve halk partilerinden oluşan, 27 Mayıs'çılardan oluşan e, Yargıtay, 27 Mayıs'çılardan oluşan Danıştay kurdu. Ondan sonra siz bağımsızsınız dedi. E Şimdi aynı şeyi görüyoruz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Geriye gidiyoruz dediniz ya, geriye gidiyoruz. Şimdi ona buna paralel damgası yapıştırmak suretiyle bunun ancak bakın e, eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk da ifade ediyor. Somut bağlantıyı kurup bunu ispat ettiğin takdirde bir kişiyi sen görevinden yargılayarak idari yargı olabilir, adli yargı olabilir, görevinden alabilirsin. Yoksa yaptığı icraata göre vay sen Adana'daki tırları açtın, durdurdun. Sen dolayısıyla paralelcisin diyor. Ondan sonra veya işte yolsuzluk dosyası buna göre olmaz. Yani neticede icraatına göre bana dokunan bir icraatı varsa, beni mağdur eden bir icraatı varsa, bu icraatı ancak kim yapabilir? Paralel yapar diye hakimi savcıyı bu şekilde damgalıyor, kendi adamlarını getiriyor, kendisine yakın bulduğu adamları kim vasıtasıyla öyle bir HSYK oluşturdu ki kendi listesini açıkça çıkarttı. Sonra o HSYK'da diğer muhalif listede olanlar da bu son 888'lik kararnamede oralara buralara kış günü gönderildiler. E şimdi böyle bir yargı ...oluşturuluyor. Hani 27 Mayıs'ta bunu yaptı diyoruz ama... ...yani bunların da yaptı böyle bir şey. Ondan sonra nasıl güveneceğiz? İşte suç ceza hakimliklerini oluşturdular. Nasıl biz bunlara güveneceğiz? Şimdi ben şahsen bir sürü cezaevindeki polisin durumuna çok üzülüyorum. Yani inanın çok üzülüyorum. Bunların çoğu... Bak Grant Dink meselesine de ben çok fazla burada girmek istemedim. Ben baştan itibaren bu meselenin aydınlanması ve bunu yapanların bir örgüt olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir örgüt Türkiye'de istikrarsızlık yaratmak veya iktidara belki zarar vermek hangi amacı varsa yani bir sebeple yapmış buna Hrant Dink'e kızıp da gel bugün de Hrant Dink'i öldürelim hal böyle bir şey yok. Burada devlet içinde ihmaller var göz yummalar var antipatiler var. Bu da var. Yani böyle milliyetçi duygularla maalesef, antipatiler var. Bunların hepsinin Meydana çıkması lazım ama şimdi burada ben hiç inanmıyorum ki tarafsız bir yargılanma olacak. Bir şey kuruldu baştan, şöyle bir sistem kuruldu. Bak bu sistem şu, bunu hanefi avcı kurdu. O aman isim isim girmeyin. Hanefi yani. avcı kurdu. Şöyle ben yazdıkları için, yazdığı için söylüyorum. Nedim Şener'in de sütununda çıktı bu. Yani ben yazdığı için söylüyorum isim isim gir. Ben şey yaparak ona hakaret ederek. Nedim Şener, e... Şener e yazdı ben Nedim Şener'i e inandım. Şöyle yani hanefi avcının yazdığı şuydu bu e, hıratik meselesinde. Yani asıl suçlu e, cemaatin imamı Ali Fuat Yılmazerdir. E, i̇şte diğer e, Ramazan Akyürek'le birlikte bunlar bu baş suçlu oluyorlar bu cinayetin baş suçlusu oluyorlar ve Ali Fuat Yılmazer'in yani cemaatin imamının İstanbul'a atanması için ve Ahmet İlhan Güler o sırada istihbarat başkanı onun ayağının kaydırılması için buna biraz yol veriyorlar. Artı ikinci o Ergenekon meselesi şimdi yeni çıktı. Yani Ergenekon sürecini başlatabilmek için de Ali Fuat Yılmazer böyle bir tertiple Hrant Dink burada harcanıyor. Yani tam bir komplo teorisi. Ama bunlar telaffuz edildi Türkiye'de. Oysa ben tekrar altını çizerek söyleyeyim. Ee, bak Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu diyorsun ama mülkiye baş müfettişlerinin raporunu unutmayacaksın. Başbakanlık Teftiş Kurulu Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyüre'ye suçluyor. İnceleme yapılsın diyor. İncelemeyi Mülkiye baş müfettişleri yapıyor yani asıl mıyım Ve burada sorumlu bulmuyorlar. Yine yargılansın ben yargılanmasın diye söylemiyorum. Sorumlu bulmuyorlar. Ee, Devlet Denetleme Kurulu raporunda sorumlu olarak Ali Fuat Yılmaz'ın adı geçmiyor. Ama bu davada bakın göreceksiniz... O baş hedef olacak. Anlatabildim bak, mi? Böyle kurgulanan bir sistem şunu var. Şunu söyleyeyim size. Bir ben kere onu söylüyorum. bir pratik yöntem var yine Hrant davasında. Karşılıklı suçlamalarda bulunanlar, devlet kamu görevlerinin birbirine bugün düştükleri pozisyonlar itibariyle karşılıklı bulundukları suçlamaları toplayın, hepsi doğrudur. Yani hepsi gerçekten ikna ben Ali Fuat Rıza Geçen bir tarafını söyleyince toplama ortaya çıkıyor. Tam da ondan mi? bahsediyorum. Geçen başka bir kanalda da söyledim. Ali Fuat her bana 14 sayfalık bir mektup yazdı cezaevinden. Avukatı vasıtasıyla ulaştı. Ben de bunu Dink ailesinin avukatlarına da ulaştırdım, kendim de okudum. Ee, anlattığı pek çok ihmal var. Haklıdır. Şimdi Ankara istihbaratının bu konudaki ihmalleri konusunda söylenenler doğrudur. İstanbul İstihbaratı demek istiyor. İstihbarat Şube Başkanlığı hakkında Hrant meselesindeki sorumluluk payı noktasında pek çok sorumluluğu vardır. Ankara İstihbarat Daire Başkanı mı Daire diyorsun? Başkanlığı'nı ha. söylüyorum. Evet. Şimdi bu konuda bu komplo teorileri herkesin kendi bulunduğu siyasi pozisyon üzerinden yorumladığı bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl ki siyaset böyle söylüyor... İşin bu tarafında olanlar da bu memurların üzerinden kendilerine kurulacak bir kumpas tedirginliğiyle buraların çok temiz olduğunu anlatmaya çalışıyor. Buraya düşmeyelim. Ben diyorum evet. ki bakın en az sizler kadar toplumun kamuoyundaki herkes kadar biraz da sanırım fazlasıyla bu meselenin takipçisi olan insanlar. Bu konunun bir siyasi meze yapılmasına izin vermeyecek kadar hassasiyetle tabii, tabii. bu meselenin peşinde. Fakat... Bugün bir ulusalcı cenah mesela Hrant'ın arkadaşları işte cemaati aklıyor derken bugün işte öbür tarafa yakın olanlar Hrant'ın arkadaşları ergene konu suçluyor derken şunu söyleyeyim size devlet kurumları içerisinde kafasına beyaz bele takmamış olanı yoktur bu cinayet. Sadece milliyetçi reflekslerle değil kasıtlı cinayetten sonra dilleri karartıcı ve bir şekilde Cinayete gelen süreç, bırakın cinayetten sonra yaşadığımız 8 sene bile örgütün tarifini, o yapının evet, tarifini o bize belirli. Dolayısıyla ben şu noktada kimin hangi memurun ne kadar masumiyeti olduğuna dair bir konuşma yapmayı kendime uygun bulmuyorum. Ama dediğiniz kaygıları biliyorum. Ama dediğiniz kadar içerisinde sizden de kaygı duyuyorum. Siz de kendi politik pozisyonunuzda yaşadığınız tedirginliklerle... O tarafa yakın olan memurlara bir masumiyet veya bir yeni komplo teorisi üretmeye kalkarsanız sizinle de kavga Ama edeceğimi şimdi söylüyorum. Ben, hayır ben bu bitirmeden şunu da söylemek istiyorum. Bir kere burada... Cemaatin bir rolü olmasına imkan yok. İktidarın bir ihmali olabilir. Şimdi ben şunu savunuyorum. İktidarın bakanlar kurulu olarak ihmali olacağını tahmin ediyorum. Bakanlar kurulu yapmıyorum. olarak demiyorum canım. Bürokrasi, yani, emniyet siyasi bürokrasi. İstanbul'un valisi o bakanlardan Hayır, bir tanesi bakan, olduysa, olağan ben, şüphelerinden bir tanesi de orada bakanlar kurulu oturuyor. Bir dakika müsaade e, edersen. O sonraki, Şimdi benim demek istediğim, ortada bir siyasi sorumluluk olan her şeyde, birdenbire yani ha, Hrant ya, Dink'e karşı ben ha, Hrant Dink'in e, Dink e karşı cemaatin bir olumsuzluğu yok ki. Ermenilere karşı bir olumsuzluğu yok ki. Etiyen Mahçupyan yıllarca Zaman Gazetesi'nde çalışmış. Şimdi birdenbire öyle bir tertip yapıyorlar. Sanki cemaat bu işte sorumlu gibi. Ben sizin toplantılarda bunu duydum. Bir hanım bir bildiri okuyordu. Cemaatin de sorumluluğu var. Hangi İktidarın toplantı? da işte bu Hrant Dink'in amma töreninde birisi çıkmış diyor ki Nazan, cemaatin cemaat, de sorumluluğu. Nazan Cemaat Zaman Gazetesi olarak adlandırırsanız elbette ki Zaman Hayır, Gazetesi şimdi... Hrant abinin katledilmesinden sonra Etten abiye oraya gönderdi. Tam tersine destek olduğu medya dayanışması adına Sayın Ekrem Duman. Ben bundan e, tamam. bahsetmiyorum. Fakat evet? bir takım devlet içerisinde ismi geçen ve ihmal olan bürokratları da cemaatle özdeşleştiriyorsanız şimdi o bürokratlar Niye özdeşleştiriyorsun? ben şüpheli Hayır, ben, özdeşleştirmiyorum ben ama, ama başkaları ama şimdi özdeşleş... orada kastedilen cemaat zaman gazetesi değil ki. Yani orada bir takım etme bürokratların ee... ama o zaman cemaat demeyeceksin. Bak şimdi ben, ben cemaat demedim Aa, ki zaten. Sen demiyorsun ama diyenler var. Sanki cemaatle hükümet işbirliği yaparken bu Hrant Dink cinayetine bir manada yol verilmiş bir şekilde böyle bir şey değil. Bak şunu ayıracaksın o zaman. Bir, cemaatin bu işte hiçbir rolü yok. Ama, Ramazan Akbüreğin var mesela. Hayır, şimdi bak. Şimdi mesela bazen, cemaatçi mi değil mi ben şimdi bilmiyorum. Hayır, isim verelim. bilmiyorsun. Bakın ben rütbe rütbe söylüyorum. Bir dakika, kurum kurum söylüyorum. Ben bilmem cemaatinin hükümetini. E, tamam, ben, girelim. doğrusu ama, da böyle somut söylemek. Ben size Genelleme kurum yapmadım. kurum evet. o kurumlardaki i̇şte ben sana bir dakika, bir üstü ilişkisini bir dakika, anlatıyorum. Müsaade. Ramazan Akgürek masum tamam, derseniz olmaz. Ben, ben kimse, Ben kimse masum demiyorum. Yalnız şunu söylüyoruz. Şimdi Ramazan Akyüre'ye veya Ali Fuat Yılmazer'e sözde cemaatçi damgası vurulduğu için hiç ispat edilmiş bir şey yok. Kendileri de bunu reddediyorlar. Buradan yola çıkarak Hrant cinayetinde cemaatin de bir kere bir rolü olacağı, olduğu söyleniyor. Bu yanlış. İkincisi, burada Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer veyahut kimse, bütün bu polis memurları tabii ki sorgulansın. Ama bu onlarla sınırlı bir mesele değil. Elbette. Benim gördüğüm ben kadarıyla burada yani. ihmaller olabilir. Ama kasıt veya bir e, cinayet, asıl e, kurgulanmış bir cinayet başka mihraklarda aranması lazım. Benim ikinci söylediğim bu. Üçüncü söylediğim de kimseye ben sahip çıkmıyorum ama... ...Mülkiye Başmüfettişleri e, Devlet Denetleme Kurulu raporlarında Ali Fuat Yılmazer'in adı geçmiyor... H Hanefi Avcı'nın birinci derecede suçlu olarak gösterdiği bu Hrant Dink cinayetinde ve kusurlu olarak gösterdiği Ali Fuat Yılmazer o gün seyahatte olduğu için bu belgeyi görmediğini bu belgeyi görseydi bunun takibini yapacağını zira eksik bilgi gittiğini söyleyerek İstanbul'a adı geçmiyor adı geçmiyor in dilim ona Yalnız o adı Ankara geçmiyor daire 3 tane rapor gidiyor bakın Ali Fuat Ay, Yılmazer tabii, buradaki sorumluluğu bu üstleniyor Hayır, bir de değişiyorum de ben nasıl ben de bu ayrıntılara gerek yok geldi ben de, de şey istemiyorum bu ayrıntılara girmeyelim. Ben zaten bunu kapatacağız şimdi programı da. Bu ayrıntılara girmek için söylemiyorum. Fakat ben bu, ben konuda... bu ayrıntıları bilmiyorum ha, hakikaten. şunu söyleyeyim bu konuda siyasi sorumluluk dediğiniz meselede de hukuki olarak burada çok tartışmaya uygun bulmadığım. Belki hukukçu arkadaşlarımızın bu isimleri de içine katarak yorumları var ama siyasi sorumluluk meselesinde de Nazlı Hanım meydan meydan bağırıyoruz. Hrant'ın çevresindeki bu davayı takip eden insanlar. Da... Yani her çıktığımız televizyonda hatırlatıyoruz. Dönemin söylemlerini hatırlatıyoruz, izin verilmeyen soruşturmaları hatırlatıyoruz, İdris Naim Şahin'in kalkıp o gittiği eylemi hatırlatıyoruz, Muammer Güler'in bakan olmasını hatırlatıyoruz, her şeyi, bakın şu konuda ne olur? ben şey, her şeyi sen ailenin, üstüne alma. Ailenin, yani, ama bakın şimdi bazıları var böyle konuşuyor. Davasını takip edenler sizin toplantılarda konuşuyor. dediniz de o yüzden üstüme alındım. Ama böyle konuşuyorlar. Bak, ben, ben şey... buradaki ayrımı ortaya koydum. Yani eğer Cemaati Zaman Gazetesi e, Samanyolu televizyonu temsil ediyorsa orada bir organik var. Bağ, bağ var. Böyle bir pozisyonlar yok. Kendilerini cemaatçi olmadıklarını söyleyen polisler, hayır sen cemaatçisin, cemaatin imamısın diyerekten e, Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan bir listeye dayanarak bu kişileri önce cemaatçi olarak suçluyorsun. Onlara bir takım kusurlar atfediyorsun, daha belli değil, soruşturulacak. Ondan sonra cemaatin bu işte parmağı olduğunu söylüyorsun. Ben buna itiraz edince ben de cemaatçi oluyorum. Çünkü haksızlık yapılıyor. Ama cemaat yanından cemaatçi ha, bu cemaatçi çok fazla bir şey yapışırsınız. Zaten erkek karşıtlığından mecburen savunuyorum. <laughs> e, Haksızlıklara karşı. Siz belki karşıtlığından <laughs> da yasaklanmıştınız. E, cemaatçilik size çok yakışıyor diyor. Zaten layıklık karşıtlığından da hüküm giymiştiniz. Yasaklanmıştınız. Bu ne hepiniz yeni cemaatçisi biz, biz 100 be, 100 yıllık be, Ermeni cemaatiyiz. Evet. Evet. Anlamadım ki. <laughs> Hayır, Bir sürü de. cemaat çıktı şimdi. şimdi <laughs> Bozan'ın e, cemaatleri biziz yani. Yani benim gördüğüm kadarıyla şimdi... Kapatıyoruz siz de son evet. sözü. Evet. Ya, ha, Hayko Bey diyor ki Şudur budur bağlantısı bilmeyiz ama Burada adı geçen herkes tamam. Soruşturursun buna, buna, Nazlı Hanım da buna karşı çıkmıyor Fakat Nazlı da aslında Bazılarının bu olayı doğrudan duruyor Cemaati yıkmak için özel çaba gösterdiklerini Falan de. söylemeye çalışıyor ee, Bence ben, yani, ben bunu söylemeye bunu çalışıyorum yani. Hem fikir olamayacağımız bir yere geliyoruz Onu diyorum ben tamam. yani, yani, neyse. Ben bunu bunu savunuyorum objektif bir şekilde Ayrıca bu tutuklanmalara da karşı bunu da söyleyeyim bir kat polisler şimdi şeyden dolayı bu Hrant olayından dolayı tutuklanıyorlar. E, şeye tayin oldu. E, Emniyet Müdürlüğü'ne, Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne 15 gün önce tayin olan kişi hiç kaçma tehlikesi yok, bilmem ne yok. Hrant cinayetinde ihmali dolayısıyla Trabzon Emniyetinde o zaman e, sorumluydu. Düşünün Trabzon istihbaratında sorumlu olan kişi e, tutuklu ama asıl istihbarat müdürü olan kişi şu anda istihbarat daire başkanı. Yani o da çok acayip. Ben bu tutuklamalara da karşı. Aslında yani mantıken ihbalden dolayı tutuklama olmaz. İhmal değil, 83'ten Ö, ha, i̇hmal yolu, şey. ölüme... yolu ve cinayet ama O, o ihmal değil bu. Yani. Zaten bizim talebimiz o. Ha, i̇hmal evet. ile i̇hmal, olarak ama yani. bakın, i̇hmal Ali Öz, ölü... bir yarım maaş kesintisi falan aldı. Bırakın şimdi bu cinayet şimdi, sonra konuşuruz. yani. İşte bu iş çok sulandırılıyor. Yani. Yani. Çok yanlış. Şimdi o adamı tutukluyorsunuz. Zize Emniyet Müdürü yapılmış 15 gün önce o kişi. Ve e, bilmem ne Zenit'i e, tutukluyorsunuz. Adam 6 ay önce Trabzon'dan ayrılmış binayete. Zenit cinayette. F4 raporuna yaptığı telefon konuşmasını... Hangisi? Zenit, telefon konuşması. Evet. F4 cinayetten raporuna sonra. rapor etmediği için tutuklandı. Siz bu konuda eksik bilginiz Hangisi? var. Hangisi? Muhittin Zenit. Evet. Hani 6 ay sonra niye bu adamla konuştu? Evet. Orbinin suçu yok diyorsunuz ya. Evet. Bu yaptığı telefon konuşmalarını F4 raporunda netleştirmediği için ihmali var. Telefon e, konuşmasını cinayetten sonra yapıyor cinayetten sonrası da öncesi de F4 raporlarına bu görüşmelerini yani şey kafasına sıkıldığı kaçmayacaktı gibi daha önceden bildiklerini F4 raporuna yazmamış. Bu konuyu ben size anlatacağım. Evet. Yok, Neyse. Yok. Kendi aranıza, yani, sıktık. <laughs> hayır koluklarımızı <laughs> sıkmayalım ama ayrı. bu doğru değil. E, e, şu öldürüleceği adı geçen haberi verdi. Evet. Hayır F4 raporuna yazmadı. Evet. Ya şimdi yapmayın. Yazmadı biliyorum. Hayır, ben bir Dosy dakika. Biliyorum. Şimdi burada Neyse, hayır. sen dosyayı biliyorsun <laughs> ama şunu da söylemek istiyorum. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda gönderilen raporda F4 raporunda Hrant Dink'in öldürüleceği yazıyor. Teknik bir şey söylüyorum. Ha, Muhittin de, Zenit özelinde bir şey söylüyorum. Yaptığı F4 telefon e, tapelerinin F4 raporuna birebir e, geçirilmediği gibi bir ha, teknik e, sorumluluğu var. Yani adamın verdiği ihbar, var adamın yani. verdiği ihbar üzerine hem e, İstihbarat Eksik Daire Başkanlığına işte. hem e, İstanbul İstihbaratına ee, bir şekilde hrant Dink'in öldürüleceği gitmiş mi? Birinde eksik, eksik. eylem olarak birinde de <laughs> Nazım öldürülecek diye. Hayır, ayrıntı evet, evet. tamam bitiriyoruz. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Biraz <laughs> tutarlı olalım. Bazı konularda hayır tutuklama yapılmasın deniliyor. Bazı konularda adam kaçmıyor, etmiyor. <laughs> çok tartışmalı. Tabii canım, KCK'da da olmasaydı keşke değil <laughs> evet, bir sürü Yani hakkındaki de iddialar olmasaydı. çok tartışmalı. İşte diyorum. Bir tane şimdi o kişi Trabzon'un müdürü, istihbarat müdürü şu anda e, e istifa, şey neydi? İstihbarat daire başkanı. Ankara'da. Ankara'da. Öyle mi? Ergin Diç. Şimdi siz onun yanında çalışan memuru tutukluyorsunuz. E ne olacak? İstihbarat Daire Başkanı'nı da mı tutuklayacaksınız? Yani Türkiye'de çok acayip şeyler yapılıyor. Ben bunun altını çizmek evet, istiyorum. Evet tutuklanmadan, <laughs> tutuklanmadan bu kişiler soruşturulsun, istisnasız yargılansın ama hani sanki meseleyi aydınlatıyoruz diye böyle garipliklere de yol verilmesi. Ben bunu evet. söylemek istiyorum. Çok uzattık kusura bakmayın. Biraz Kesinlikle. çok teferruata daldık. Evet sevgili seyirciler bu akşam bu kadar.